2004'ünden beri Yasemin Salman. Kızım kayıp. Bir ay oldu. Ulaşamıyorum. Babası yaşındaki adam kızıma musallat oldu. Daha önce iş yerinde çalıştığı Nurettin'le beraber yakalamıştık ve tutuklandı. Ama şüphem onun tanıştırdığı kişilerin yanında olabileceği. 15 yaşındaki Yasemin'i 48 yaşındaki adam kaçırdı. Daha önce cezaevinde yatmış. Bu tacizden dolayı ve madde kullandırdığını biliyorum. Kızım çünkü öyle söylemiş. Kızımın hayatından da endişe ediyorum. Yalvarıyorum gel. Annem yalvarıyorum ki. Başka bir şey istemiyorum, ne olur gel. Ben buradayım anne de. Lütfen ne olur yalvarıyorum gel. Başka bir şey istemiyorum senden. Kızım yanındaysa hemen bırak. Sana sadece tek bir şey söylüyorum. Tanıştırdığın, görüştürdüğün kimler varsa çocuğumun yanından uzaklaştır. Senin pisliklerinden ailem darmadağın oldu. Anne Sevim'in iddialarına Nurettin yanıt verecek mi? Birazdan. Kızım Nilüfer iki çocuğunu alıp evden çıktı. Gitti. Kapıya bir araç geldi. Ona bindi gitti. Arıyorum bulamıyorum. Sosyal medya kızımı bozdu. Sosyal medya elinden düşmüyordu. Telefonla elinden düşmüyordu. Mutfağa gitse telefon, salona gitse telefon. Ya torunlarımın başına bir iş geldiyse? Torunlarım ne durumda, ne haldeler, iyi mi, kötü mü? Merak ediyorum. Delirecek hale geliyorum, çıldırıyorum. Çocukları daha fazla perişan etme. Kızım bu gittiğin yol yol değil. Evine dön. Seni çok özledik. Baban seni çok bekliyor. Baban çok kötü durumda. İki çocuğuyla sırra kadem basan Nilüfer nerede, kimin yanında? Annesinin çağrısına yanıt verecek mi? Birazdan. Yasemin kaybolduğundan bir gün sonra sabah 11 gibi bayılıyorsun. Yasaklıydı mutfağa girmen. Mutfak aşağıdaydı. Tartıştığımızdan dolayı küçüktüm ablaydı. Ezem büyüktü, ben onu anlayamadım. O beni o da anlamadı, büyüktü, böyle küçük oldu. Neden 4 gün boyunca aç kaldı? Doktorun söylediğini söylüyorum. Bu kadının bir şeyi yok. Bu kadın 4 gündür aç diyor senin için. 4 gündür aç diyor. Evet Yavuz, niye bu kadın 4 gün aç kaldı? Hocam aç olana ekmek orada. Herkes hazırlayıp o hazırlayacak, biz yiyeceğiz. Bu kadar basit. O cümleyi neden kurdu? Yavuz'la ilgili ona öyle bir acı yaşatacağım ki dedin mi? Sinirden demiş olabilirim abla. Rüya gördüm. Yavuz Yasin'i öldürdü diyor. Öldürdü demedim. Tamam. Yanlış hatırlıyorsam yine bilmiyorum. Hep aynı isimden şüpheleniyor. Madem hiçbir probleminiz yoktu, neden Muhtar Ercan'dan şüphelenmeliyiz? Neden Yasin'i kaçırılmasında ya da başına bir şey gelmesinde Muhtar Ercan'ın parmağı olsun? Neden? Bu Yasin'i öğretmeni korumaya başladı. Ben onun üzerine gittik sıra onu korumaya başladı. Çıktı burada anons verdirmedi. Ondan sonra daha kötüleşti zaten. 6 yıldır çözülemeyen bir gizem. Yasin'in kaybolmasında kimlerin parmağı var? Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Yeni haftaya başlarken Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından, yurt içinde, yurt dışında, dünyanın dört bir köşesinde bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum efendim. Başta sağlık diliyorum elbette. Bolluk, bereket içinde olun, huzurunuz yerinde olsun, sevdikleriniz yanınızda olsun ve Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. Sevgili seyirciler, bugün yine takip ettiğiniz konular ve bunların yanı sıra da yeni hayat hikayeleriyle karşınızdayız. Efendim, 48 yaşında bir adam 15 yaşında bir kızı kaçırır mı? Kaçırır. Eğer şuursuzsa, ahlaksızsa, edepsizse kaçırır. 48 yaşında adam 15 yaşında bir kızı kaçırdı ve hayatını mahvetti. Hayatını gerçekten mahvetti.
geleceğini, her şeyini mahvetti. İlk konumuz Sevim Hanım'la başlayacağım. Sevim Karaca'nın kızı o. Yasemin Salman'dan bahsediyorum. 15 yaşında hayatı karardı. Anne Sevim Hanım da stüdyomuzda. Haftaya bugüne ilk konumuz da Yasemin olacak efendim. Ekim'in 4'ünden beri Yasemin Salman kızım kayıp. Bir ay oldu, ulaşamıyorum. Babası yaşındaki adam kızıma musallat oldu. Daha önce iş yerinde çalıştığı Nurettin'le beraber yakalamıştık ve tutuklandı. Ama şüphem onun tanıştırdığı kişilerin yanında olabileceği. 15 yaşındaki Yasemin'i 48 yaşındaki adam kaçırdı. Daha önce cezaevinde yatmış bu tacizden dolayı ve madde kullandırdığını biliyorum. Kızım çünkü öyle söylemiş. Kızımın hayatından da endişe ediyorum. Yalvarıyorum gel. Annem yalvarıyorum gel. Başka bir şey istemiyorum, ne olur gel. Ben buradayım anne de. Lütfen ne olur yalvarıyorum gel. Başka bir şey istemiyorum senden. Kızım yanındaysa hemen bırak. Sana sadece tek bir şey söylüyorum. Tanıştırdığın, görüştürdüğün kimler varsa çocuğumun yanından uzaklaştır. Senin pisliklerinden ailem darmadağın oldu. Anne Sevim'in iddialarına Nurettin yanıt verecek mi? Şimdi. Sevim'cim hoş geldin. Hoş gelmedin biliyorum. Biliyorum hoş gelmedin. Çünkü 15 yaşındaki Yasemin Salman, Sevim Hanım'ın kızı, Nurettin A tarafından önce kaçırıldı ki kızımız 15 yaşında. Adam kaç yaşında? 48 yaşında. Bir ay alıkoydu bu kızı. Bir ay. Sevim, önce senin hikayeni dinlemek istiyorum canım. Çünkü Yasemin'in bir de babası var, Turgay Bey. Ama siz 2016'da boşanmışsınız. Sonra ne oldu? Sonra galiba olanlar oluyor. 9 ay boyunca babasının yanında kalmıştık. Sevim'cim biraz sene yüksek önce, sesle rica ediyorum. 2 sene önce babasının yanında kalmıştı. Oradan benim yanıma geldi. Bir müddet çalıştı. Olanlar bu. Halen daha gözümün önünden gitmiyor bu resim. Geceden bir gündüzüme karıştı. Bir umut devleti aldı. Devlet aldı. Sevinmiştim. Ama tekrar başa döndüm. Bu fotoğraf bir anne için, bir baba için, bir evladıyla ilgili görebileceği en evet. kötü fotoğraf. Bu fotoğrafın çekildiği yaş kaç yaşındaydı? Yeni 15. 15 yaşında. 15. Adam 48. Sen 6 ay önce boşanmış Yasemin'le tanışmadan önce. Nerede tanıştılar? Bu Allah'ın cezası adam nasıl hayatınıza girdi ve bu çocuğun hayatını kararttı Sevim? Restoranda çalıştı Serap Hanım. Hı. Orada tanışıyor. Bir sefer gördüm. Merhaba dedim. Ondan sonra zaten polis karakoluna giderken orada yakaladık. Minibüsün içinde. Okul servisinin içinde. Orada işte üstümüze yürümüştü. Üstümüze arabayı sürmüştü. Ondan sonra da o günden itibaren de ulaşamadık. Kızı karakolun önüne bıraktım demişti ama yalan söyledi. Bir ay tutuyor ama. Bir ay tuttu. İşte itiraf inkar etti. Ondan sonra bu resmi attılar. O çalıştıkları yerdeki kızlardan biri. Ve dikkatli bakarsanız şahıs bu resmin çekildiğinden haberdar. Bu kişi de çeken de haberdar. Ben hepsinin işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Yok. Peki babasını hiç haberdar etmediniz mi? Bu adam ettik. Başlarda bir rahatsız falan etmiş olması lazım. Yok, onun haberi yoktu. Ben uyarmıştım kendisini. Dedim böyle böyle, hatta bir resim bulmuştum. Onu da savcılığa vereceğim dedim. Orada uyandırdım kızı zaten. Keşke de söylemeseydim. Gerçi söylememiş olsaydım bile zaten kafaya koymuş Yasemin'i kaçırma şeyi. Allah seni kahretsin ya. Gerçekten Allah kahretsin. Ve hatta görenler olmuş markette, onu da inkar etti. Sonra bu resim çıktıktan sonra tutuklandı. Peki sonrasında Yasemin senin evine mi döndü o bir aylık sürecin sonunda? Yok,
Yuvaya mı gitti? Yuvaya gitti Serap Hanım. Yani hiç konuşma fırsatı bulamadın kızınla. Yok, sadece uzaktan bir sesleniş oldu, başka bir şey olmadı. Yani bir ay nerede tuttu, nasıl bir yerde yaşattı? Konuşma imkanı asla. Olmadı. Asla olmadı. Sadece yalvardım, hani yüz yüze gelelim, terk edelim, bağırsın, çağırsın. Hani kokumu dözün dedim. Konuşur dedim. Ondan sonra zaten görmedim. Peki Sevim, bir ay bu adamın yanında tutuldu. Sonrasında adam cezaevine girdi, doğru mu? Evet, cezaevine. Çocuk da bu ilk olay ne zaman oldu? Ağustos gibi mi oldu? Ağustos'un 26'sında oldu bu olay. İşte oradan itibaren Yasemin iki gün süreyle teyzesinde kalmıştı. Orada annem rahatsızlanmıştı, biraz şey yapmıştı. Oradan fırsat bulup da zaten kızı alıp götürüyor. Ondan sonra zaten ulaşamadım. Karakollara bildirdim, adliyeye bildirdim. Hani ben bu şahıstan şüpheleniyorum diye. Ondan sonra işte göründüğü şey yaptı. Benim yanımda yok dedi kız. Kız benim yanımda değildi. Hatta bana iftiralar da attı. Sağ olsun kendisi, şahıs. Hani suçu benim kendi üstünden dışarı şey yapmak için. Sonra bu resim atıldı. Ben hatta çocuğumun yüzünü unutmuştum. Pantolonundan tanıdım. Sonra saçından, yüzünden tanıdım. İddiaya göre bu adam... Daha önce 9 yaşındaki çocuk... Evet, bir durumu da varmış. Nasıl dışarıdaymış 9 yaşında? Yani normal şartlarda dışarıda olmaması gerekiyor. Hayır, belki cezasını çekti o dönemde, bilmiyoruz. 9 yaşındaki olunca... bir şey demiyorum. Şimdi bu adam boşanmış. 6 ay sonra tanışıyorlar Yasemin'le ve maalesef o bir aylık süreçte kızınızı maddeye alıştırmış. Kim bilir nasıl bir ortamlara soktu. Şimdi Yasemin'in en son gidişi, yani 29 gün sonra, 26 Ağustos'ta gidiyor, 29 gün sonra bulunuyor ya, sonra 2 gün bir işte yurda gidiyor. Yani Eylül başında kız gene gitti, doğru mu? Aynen. Bu sefer de yurttan gitti. Adam cezaevinde. Yasemin şikayetçi oldu mu? Yani orada neler yaşadıklarını anlatıp bu adamın cezaevine girmesine sağladığına göre bazı sağlıklı şeyleri... Sağlıklı bir ifade verememiş Serap Hanım. Ben telefonla konuştuğum süre içerisinde sen dedim hani kızım yavrum dedim bak bir hani sana koruma dedim sakın öyle bir şey yapma. Hani 9 yaşındaki çocuğa kadar dedim şey yapmış, taciz etmiş. O insan dedi anne dedim masum. Yavrum dedim masum olan bir insan bunu yazık, yapmaz. Yazık, seni yazık. Dedim tutmaz. Sonraki görüşmemizde, telefon görüşmemizde yani yüz yüze gelmediğimizde anne dedi ben dedi korumuyorum. Bana dedi peki dedim onun resmin ifadesi ne dedim. Seslenmedi. Sadece oradaki pedikok bana dediğine göre ben o resmi çekilmeden önce bana madde verdiler demiş. Madde verdi. Madde verdiler demiş. Yani seyrek çekilmedim ben o resmi. Sadece madde aldığımı biliyorum demiş. Onun ifadeyi vermiş. Ne sağlıklı bir şekilde ifade alınmış, ne sağlıklı bir şekilde hastaneye götürülmüş. Sadece orada bir arbede falan oluyor. İşte kavga gürültü oluyor. Vücudunda morluklar olduğunu öğrendim. Vücudunda morluklar var. Adamla ilgili şikayetinde yaşadığı bazı olayları anlatıyor. Bunun üzerine adam cezaevinde şu anda. Fakat nasıl bir çevreye soktuysa... Ve şu anda da Yasemin aslında adam cezaevinde olmasına rağmen ya onun akrabaları yanında ya onun arkadaşlarının yanında. Çünkü belli bir çevreye sokmuş onu. Bilmiyorsun değil mi o 29 günlük süreçte nerede kaldığı konusunda hiçbir fikrin yok. Alt üst etti her yeri. Silivri'yi alt üst etti. Dolaştığı arabanın durduğu yerlere kadar. Ama ulaşamadım, hiçbir haber yok Serap Hanım. Sadece kafamda böyle zihnimde anne hissiyatı herhalde bilmiyorum. Onun çevresi, sürekli onun çevresi. Çünkü bu resimde yani bilerek çekilen bir resim, başka bir ifadesi yok. Tabii. Hiç bir gizli çekilen bir şey yok. Allah seni kahretsin. Ben sadece... Adam kameraya bakıyor yani. Tabii adam bakıyor. Ben o resmin baktım, ve bunun, kameraya bakıyor. Hocam bunun çekenin de haberi var. Tabii. Bunlar hepsi böyle işbirlik. Yani onu çeken kişi de... Be adam sen ne yapıyorsun? Bu kıza niye böyle sarılıyorsun? Niye dokunuyorsun? Çekil oradan kızım gel buraya diyecek bir
Ya akıllı biri yok muydu orada, duyarlı birisi? Hayır, şeydir yani, ne olduğunu da biliyordur, niçin öyle sarıldığını da biliyordur. O da muhtemelen bu madde ile uğraşan birisidir, resmi çekendi. Şimdi Sevim Hanım Yasemin'in babasından 2016 yılında boşanmış. 4 tane çocuğunuz var sizin. 4 çocuk da sizin yanınızda. Baba Turgay Bey telefondaymış. Turgay Bey merhaba. Merhaba ablam, merhaba. Turgay Bey geçmiş olsun kardeşim. Allah razı olsun bacım, sağ ol. Evet, şimdi bu çocuk aşağı yukarı Eylül başı gittiğini düşünürsek 2 aydır ortada yok. Yok. Hemen hemen, fazlası var eksiği yok. Ve hiçbir haber de alamıyoruz. Şöyle bir araştırma yaptınız mı? Daha önce gittiğinde bu adamın tuttuğu yer, çevre, arkadaş çevresi, akraba çevresi, o konuyla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Şimdi ben yapamadım. Eşim orada olduğu için o ilgileniyor. Ben çocuğumun yanına gittim geçen ay 29'unda. Devlet korumasındaydı. Havalanın yanında ağaçlı yurdundaydı. Çocuğumla 10 dakika görüştüm. O görevlilerin nezaretinde görüştüm. Bir gün sonra çocuğu Beylikdüzü'ndeki başka bir yurda göndermişler. O gün de çocuk yurttan kaçtı. Kaçmış yani, annesi öyle diyor. Annesi gidiyor, göstermiyorlar annesine. O 10 dakikalık süreçte bir şey anlattı mı size? Yok ablacığım, zaten kocaları vardı. 2 tane bir güvenlikçi arkadaş vardı. Bir tane de öğretmen bayan vardı. Hani çocuğun sağlık durumuna baktım ben gözümle. Bitmişti çocuk yani. Bitikti. Bitmiş vaziyetteydi benim çocuğum. Yani benim çocuğum benim yanımdaydı. Zaten 7-8 ay oldu annesinin yanına gitti. Benim yanımdayken de nasıl diyeyim, tabiri caizse balık gibi derler ya insana. Evet. Kilosu falan çok düzgündü, güzeldi yani. Oraya gittim ben, çocuk erimiş bitmiş resmen yani. Hani baba beni kurtar dedi sadece bana çocuğum. Ama hiçbir yetki yok. Hani özel olarak bir görüşme sağlayamadım. Müsaade etmediler. Yani zaten yani uzmanların söylediği de bu durumdan çocuğa sıkıştıracak sorular sormayın şeklinde. Tabii. O yüzden zaten sorulamıyor yani. Zaten biliyorum. Yani. Biliyorum ha. Da hani kendisi babayı görünce, mesela sizi görünce ne yaptı? Ağladı mı? Boynunuza mı sarıldı? Yok, çok üzgündü, mahcuptu çocuk. Yani başı yerde zaten çocuk kaldırmadı başını. Böyle konuştuk, bir bayan nezaretinde orada bir de güvenlikçi arkadaş vardı. Bir 5 dakika hani konuştuk böyle. Ne bileyim işte o yaşadığımız sıkıntıları konuştuk. Biraz ayaküstü. Kendi ailemizle ilgili yani. Dedim yani bu sorunlarınızın sebebi yani işte dikkat etmediğiniz, işte gözünüzün önüne bakmanız, annenizin duyarsız tutuşları falan vesaire, bunları konuştuk yani. Anneyi bu konuda suçluyor musunuz yani siz? Ya bu çocuğumuz bulunsun da benden uzak olsun, Allah'a yakın olsun herkes. Hayır, yani sizin yanınızda daha mı bir otorite altındaydı? Mesela şimdi, çalışıyor muydu sizin yanınızda? Annenin yanına gelince çünkü restoranda çalışmaya başlamış. Evet ablam, şimdi annesinin sözü, ben görmedim bilmiyorum. Bir kafeteryada çalışıyorum dedi çocuk bana. Annesine de söyledim, hani git kontrol et çocuğu, bu genç bilmez neyin ne olduğunu, İstanbul yutu aradı ama vesaire. Sizin, ondan sonra zaten kafeteryada pek bir sorun yokturdu. Ondan ayrıldım baba dedi. Böyle böyle bir güzellik salonuna girdim dedi çocuk bana. Aman kızım dedim, daha dikkatli olman lazım falandım kendine. Ne olursa olsun dedim, yani kızıma verdiğim nasihatı söylüyorum ben. Kaybolursun vesaire, şu olur. Beni ara veya bir polis abin gördüğün zaman koş yanına. Ben kayboldum abi, ben babamı arayayım veya annem, evimiz burada falan, fıstık sana yardımcı olurlardım. Nasihat çocuğa verildim sürekli. Sizin yanınızdayken de çalışıyor muydu? Evet, evet. Annesi bir yerde çalışıyor. Ben kaza geçirdim. Ben yatarak kaldım. 1,5 yıl yattım ben ablam. Geçmiş olsun. He, o dönemde annesi işe girdi. Bir 15 gün falan işe gitti geldi. Sonra geldi çıktı, çocuğu koydu aynı yere. Peki o zaman yani, Yasemin okumuyordu öyle mi? Eğitimini bırakmış mıydı? Yok. Hayır, okul tatili vardı okul zaten tatili. Orada. Annesi zaten gitti. Geçen sene Şubat ayı okul başlama zamanına yakındı gitti. Geçen sene okul sezonu açıldı ya. Yani okul hadi açılmadan hadi önce kayboldu. Gitti yani. Yok hiç. Geçen seneyi bahsediyorum. Ben hayır ben kaybolmadan önceki durumu aslında okuyordu. Eylül'de okullar açılacaktı ama Eylül başında gittiği için okulda yarım kaldı şu an. Maalesef. Ben okumayacağım anne dedi. Ben dedim okul ayağımızın dibinde kısım dedim. Hani oku. Okul zaten yakın. Yok anne de dışarıdan okuyacağım. İyi tamam yavrum dedi, dışarıdan oku. Hiç olmazsa çocukları okula bırakırsın gelirsin. Ama dedim çalışmak yok. Kesinlikle. O da işte kardeşlerinden dolayı şey yaptı. Bir ay dedi. Tamam dedim o. Ama onda da gene gidiyorum, gözlüyorum, ediyorum, şey yapıyorum. Ama ondan sonra da işte ta ki o küçük bir resim buluyorum.
Ondan sonrası zaten. Şimdi aile boşanmadan önce hep beraber çoluk çocuk eş Gaziantep'te yaşıyorlar. Boşandıktan sonra bir süre sonra da İstanbul'a geliyorlar. Yani iki senedir İstanbul'dasınız. Silivri'de yaşıyorlar. Baba da o yüzden hani İstanbul büyük kent, aman çoluğa çocuğa dikkat et gibi bir uyarıda bulunuyor. Peki ne yapmayı, Turgay Bey sizde keşke, şu anda sağlığınız nasıl bilmiyorum ama yani anne de tek başına dört çocukla nasıl başa çıksın? Belki bir araştırma yapmak gerekir. Bu adamın çevresi kim? Bu adamın eski eşi kim? Bu adamın da muhakkak çoluğu çocuğu bir şeyleri var. Bakın daha önce de 9 yaşında bir çocukla ilgili suçlamalar var. Yani tehlikeli bir adam cezaevinde ama onun çevresi de hani hırlı değildir. Yani onun çevresi de profesörlerden, mühendislerden oluşmuyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden çocuğunuz büyük tehlike altında şu anda Turgay Bey. Evet ablam biliyorum ama çaresizim. Yapacak bir şey yok. Çocuğun yerini bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nereye başımı vuracağımı bilmiyorum. Ya çocuğum beni arasa ben 2 saat içinde İstanbul'da alırım ben kendim çocuğumu. 2 saat içinde. Hani İstanbul'un neresinde olursa olsun yeter ki bana yerini bildirsin. Baba ben falan yerdeyim. Ben al bilsin ben telefona çağırırım. Dostlarım çok benim. O da aldırırım ben. Ama yok. Bilmiyoruz yani nerede olduğunu. Arkadaşlar diğer fotoğrafını koyalım Yasemin'in. Belki tanıyan çıkar, ne bileyim bir yerden gözü ısırır birisinin. Bu son hali olabilir mi Sevim? Şu bak ekrandaki fotoğraf. O önceki bir sene. Geçen sene mi o? Geçen sene. Geçen sene. Daha yeni fotoğraf verdin mi? Buna yakın vardı. Buna yakın bir tane daha varmış. Şimdi bu Nurettin A. Nurettin A'yı tanıyanlar bilirler. Bir ay bir kızı alıkoymuş. İlla ki akrabaları, arkadaşları bir şeyleri bu kızın biliyor yani. Tanınan o yüzden, biri. Tanırlar. Şu halini de tanırlar. Bu adam kim kucağındaki? Ha çocuk mu? Tamam. Kardeş. Ödüm koptu. Evet olanlar bu. Ama ben zaten belli bir çevre tarafından Yasemin'in tanındığını düşünüyorum. Evet. Özellikle de Nurettin tarafından. Nurettin'in daha önce tutuklandığı sırf zaten kızımızı kaçırmasından kaynak. Tutuklandığı dosyasında zaten adresler vardır. O adresleri de iletişim numaralarını da polise verelim. Orada da özel bir arama yapılsın. Tabii. Şimdi o dosyaya da tabii erişiriz. Hepsi vardır ailede zaten tabii, diye tabii, düşünüyorum. Turgay Bey bu şeye... Ya ben izlediğini düşünüyorum bu adamın. Cezaevinde başka nasıl vakit geçirecek? Annesinin şüphesi de oyunda zaten. Ben şu anda televizyonda sizi seyrediyorum. Eve girdim ben. Evet. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum ben Serap Hanım. Alo. Evet duyuyorum sizi. 10 gün önce tahminimce eşimin söylediğine göre söylüyorum. Çocuk sabit İstanbul'daki sabit bir numaradan annesini aramış. Kardeşlerimi özledim işte şu vesaire annesi eve gel demiş. Ben geri yurda koştunuz falan diyerekten kontrolüm bitiyor demiş telefonu kapatmış. Çocuğun aradığı yer Sultan Gazi ile Gazi Mahallesi'nin kesiştiği yerde ankesörlü telefonu aramış çocuk. Bu son 2 ayda olan bir şey bu. Tabii. 10 gün önce tahminimce eşimin söylediğini görüntülüyorum. Bir de bize anlatır mısınız Sevim nasıl oldu? Yani o bölgede olduğunu düşünüyorum ben. Bu hemen hemen geçen hafta işte böyle bir hırıltı, ağlamalı bir ses. Ağlamalı. Sokakta kaldım. Algılayamadım ilk başta. Dedim yavrum gel sen misin dedim. Sokakta kaldım dedi. Ondan sonrasında işte kardeşlerimi falan özledim dedi. Ondan sonra bağlantı gitti. Sonra araştırıyoruz ki Sultan Gazi, Gazi tarafları. Oradaki her türlü yere girdim. Bir annenin giremeyeceği yerlere girdim. Ama yok. Hiçbir yerde ne iz var ne ses var. Hiçbir yerden ses yok. Ya girilmeyecek yerlere dahi girdim. Nöbette bekledim. Alaklıza gelecek her yer. Ama yok. Bu çocuğun yardıma ihtiyacı var. Bulunması lazım bir an önce. Zor durumda olduğunu düşünüyorum. Siz de bir seslenin bence Sevim Hanım. Yasemin'e. Gözümden kan akıyor. Başka bir şey yok. Gözümden kan akıyor. Ne diyeyim Serap Hanım? Ulaşamıyorum evet. hiçbir şekilde. Sadece tek diyeceğim. Annem gel. Kurban olayım sana ne olur. Gel.
Düşünemiyorum, uyuyamıyorum. Hiçbir aklıma gelen bir şey. İnsan çocuğunun suretini unutur mu? Ben unutuyorum. Korku korku rüyalar görüyorum. Gelişim çağındaydı. Hani aklınca sevgi dedi, aldandı. Şu anda dizlerinin üstüne düştü. Dizleri kanıyor. Bir şey yapamıyorum. Öyleyim. En berbat yerlere gidiyorum. Bakıyorum, ediyorum. Bırakın bir insanı girebileceği. Yani küçük çocuğun, bir büyük insan dahi giremez oralara, o ortamlara. Uzaktan baktım. Sessizce, hani o hayatı yaşamış gibi de girdim. Köşeleri sindim. Bulamıyorum. Aklıma her türlü şey geliyor. Hani diyorum, alıştır kendini ölüsüne razı gel. Dirisini bulamıyorsun. Çaresiz. Çaresiz bir anne. Lütfen çare olalım efendim. Biz tabii ki her türlü araştırmayı yapacağız ama seyircilerimizden de, vatandaştan da yardım istiyorum bu konuda. Emniyetten yardım istiyorum. Özellikle son aramayı yaptığı noktadan. Şimdi bir aile gelmişti bize efendim. %50 zihinsel engelli kızlarını aramak için bize başvurmuştu. Kaybolduktan 5 gün sonra programımız sayesinde biz Gamze Bakır'ı bulmuştuk. Ancak hatırlayacaksınız aile işte. Biliyorsunuz evlat edinmişlerdi tabii kendisine 8 yaşındayken. Şimdi Gamze'nin engeli sebebiyle tedaviye ihtiyacı vardı. Ve programımızı izleyen çok değerli bir hocamız. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Gerçekten çok değerli bir hocamız. Profesör Doktor Arif Verimli hocamız programı izliyor ve ben bu kızın tedavisini üstlenmek istiyorum diyor. Sağ olsun, var olsun. Ve Gamze'nin tedavisi başladı. Hocamız diyor ki 15 gün sonra size diyor bir müjdeli haber vereceğim. Kızımızın sağlığına tamamen kavuşacağını söylüyor hocamız. Arif hocamız. İşte Gamze de Arif hocamızın yanında. Buradan da Arif Verimli hocamıza sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Ekip olarak hepimiz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her mesleğin olduğu gibi doktorluğun da bazı efendim ne diyeyim size şeyi vardır. Hani bir şeyin zekatı denir. Zekatı deriz. Bravo. Zekatı vardır. Doktorlarımızın da sağ olsunlar, Allah başımızdan eksik etmesin. Böyle zekatı anlamında yapacağı işlerden biri olarak Arif hocamız Gamze'nin bütün tedavisini üstlendi. Ben de çok merak ediyorum hocam, 15 gün sonra gerçekten nasıl bir şey olacak, nasıl bir mucize gerçekleşecek. Arif Verimli hocamıza buradan tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyorum ve sonucu bekliyoruz. Evet efendim, şimdiki konumuza gelecek olursak. Dünürler geldi buraya efendim. Dünürler geldi Sevim Hanım ve Makbule Hanım. Onlar dünür. Ve Nilüfer Demir de Makbule Hanım'ın gelini, Sevim Hanım'ın kızı. Doğru mu? Evet. Doğru. Kendisi Sevim Hanım iki çocuk annesi, 41 yaşında ve 14 ve 9 yaşında iki çocuğu var. Fakat kayınvalideyle de atlı üstlü oturuyorlar ve 15 yıllık evliler, kocasının adı Muhammed. Fakat ne yapıyor? Kızı, gelini evi terk ediyor. Çocukları da alıp evi terk etti. İki anne buraya geldi. Biri kızını, biri gelinini arıyor efendim. Kızım Nilüfer iki çocuğunu alıp evden çıktı. Gitti. Kapıya bir araç geldi, ona bindi gitti. Arıyorum, bulamıyorum. Sosyal medya kızımı bozdu. Sosyal medya elden düşmüyordu. Telefonla elden düşmüyordu. Mutfağa gitse telefon, salona gitse telefon. Ya torunlarımın başına bir iş geldiyse? Torunlarım ne durumda, ne haldeler, iyi mi, kötü mü? Merak ediyorum. Delirecek hale geliyorum, çıldırıyorum. Çocukları daha fazla perişan etme. Kızım, bu gittiğin yol yol değil, evine dön. Seni çok özledik. Baban seni çok bekliyor.
Baban çok kötü durumda. İki çocuğuyla sırra kadem basan Nilüfer nerede, kimin yanında? Annesinin çağrısına yanıt verecek mi? Şimdi. Nilüfer Demir. 40 yaşında ve efendim 4,5 aydır, yani 19 Haziran'dan beri kayıp. 14 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu da yanına almış. Bartın'da altlı üstlü kayınvalideyle yaşıyorlardı. Ve Sevim Hanım da, yani Nilüfer'in annesi de Zonguldak'ta yaşıyor. Bir gece kayınvalideyle oturuluyor. Çaylar, kahveler içiliyor. Efendim gece saat 1'e kadar sohbetler ediliyor. Her şey normal mi görünüyordu Makbule Hanımcığım? Her şey normaldi. Yani bir sorun yoktu. Nasıldı o akşam? Yani normal, bak üzüntülü demiyorum ama heyecanlı olabilir. Daha farklı, her zamankinden farklı olabilir. Öyle bir şey sezdin mi? Ya ben Çince, beni inmedim. Ben ameliyat olduğum için yere inemedim. Benim gelin torunu var. Onun ev yanı çay içmişler. İşte bir de ben balkona çıktım. Çay içiyorlardı. Biri ikiye kadar oturdu. Biri de Nilüfer dedi ki, ben balkona çıktım. O dedi ki, ben dedi yatmaya gidiyorum. Saat 2 miydi? Saat 2'ydi. Gece ben dedi yatmaya gidiyorum. Yılda yürüyeceğim melek. Ben iyi geceler dedi. Eve çekildiler. O anda biz her hedefimi yattık, bilmiyorum yani. O saatte bilmiyorum. Peki ama oğlun nerede o arada? Kocası oğlum nerede? Oğlum Bursa'da çalışıyordu. Nerede? Bursa'da. Ha, Bursa'da. Evet. Siz Bartın'da yaşıyorsunuz. Bartın. Tünel inşaatlarında çalışıyormuş. Evet. Yani gidiyor, uzun süre gelmiyor. Siz evde, yani çocuklar var. Bir de Yasemin eve çıktı. Kocası yok evde. Kocası yoktu. Gece saat 2 gibi çıktı. Sabah oldu. Sabah oldu. Benim gelinliğe kızı var. Nilüfer yenge diye bağırıyor. Ben kalktım saat 11. Ne oldu kızım dedim ben. Nilüfer yenge, senin yanıydım dedi. Yok kızım dedim ben. Dedi, o dedi gözükmeyi dedi. Onu çağırıyorsun dedi. Yok dedi. Ben de kızım dedim ben. Evde dedim. Bir dedim tüptendim, hava çıkırdı, bir şey olursa arka tarafta cama çıktı. O camdan iki tane torun, kız torunum var bizim. Onu açıklayan anında bizim yengem gitmiş. Camdan çıkıyorlar. Camdan çıktı üç çocuklar arka Niye? Taraftan. Yani evde yok. Yani kapıdan çıksa görülür müydü? Kapıdan çıkmış zaten. Benim kız da zabali. Camdan kontrol için çıkıp camdan bakmışlar. Kontrol olmak için. Onlar gece 2'de ben uyumaya gidiyorum diye gidip. Evet. Biraz da eşya toplayıp. Eşyaların hep toplanmış. Hepsini toplamış. Mesela, araba evet. Kapıya dayanmış. Gitmiş. Kapıyı çekmiş. Gitmiş. 40 yaşındaki Nilüfer Demir, 9 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu alarak kayınvalidesiyle altlı üstü oturduğu evden gece yarısı sabaha karşı 3 ile 4 arasında kapıya bir arabanın, hatta bir kamyonun dayandığını, evdeki eşyaları ve çocuğu alarak ortadan kaybolduğunu öğrendik. 4,5 ay önce oluyor. Bu olay Bartın'da oluyor. Kocası nerede o sırada? Kocası tünel inşaatlarında çalıştığı için o sırada da Bolu'da ya Bursa'da. 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 Tünel inşaatında çalışıyor. Bir aydır evde yokmuş zaten. Sabahleyin torunların sesini falan duymayınca panik oluyorlar. İşte camdan, kapıdan bir yerlerden giriyorlar. Bakıyorlar ki Makbule Hanım bütün eşyalarımı alıp gitmiş. Eşyanı hiç evde koymamış. Bavulları hepsini koymuş gitmiş. Yani buzdolabı, çamaşır mı? Şöyle anlatayım. Ha, nasıl olmuş? Sadece kıyafetten aldı. Kendi kıyafetlerini bir de çocuklarına kadar. Öyle eşya meşya al gitmedi. Sadece giyim eşyası. Evet. Ha, onu yanlış söyledin. Sana kusura bakma. Ya yani küçük bir arabayla, hani bir normal bir araba. Bir taksiyle yani. Taksiyle küçük bence, ben zaten demiş, kayıp başvurusu yapmışlar. Ben kayıp değilim. Beni aramayın. İfadesinde de demiş ki adresimi aileme vermeyin. Ben yeni bir hayat kurdum. Ev tuttum. Yaşıyorum demiş. Çok fazla sosyal medya ve TikTok kullanıyormuş. Doğru mu? Çok fazla sosyal medyadaymış. Evet. TikTok falan çekiyor. Evet, TikTok yapıyordu. Onda çok oynuyordu.
TikTok'ta çok oynuyordu. Bence o kapıya da bir adam geldi de zaten o arabaya bindi götürdü onları iki çocukla beraber. Kendisi yeni bir hayat kurabilir de o çocukların babası var işte büyük anneleri büyük dedeleri var onların da hakkı var çocuklar. Çocukların da onlara görme hakkı var. Hocam o hakkı olacak. Bilse zaten bu şekilde gitmez bence yani çocukların yani bu şekilde sürüklemez peşine o bir hakkın de, farkında daha değil. Daha kötü olan şu hocam çocuklardan biri 14 yaşında olan kız çocuğu. 13 yaşında. 13 yaşında olan. Sen hangi adama güvenip de o çocuğu alıp yanında götürüyorsun? Biri de 8 yaşında. Biri de 8 yaşında. Evet. Sen hangi adama güvendin de o kız çocuğunu aldın, gittin yanında, elin neydi belirsiz, sosyal medyadan tanıştığın adamın evine soktun o çocuğu. Şimdi Sevim Hanım da annesi Nilüfer'in. Sevim Hanım. Sen Zonguldak'ta yaşıyorsun. Evet. Nasıl haberin oldu? Gece seni mi aradılar ertesi gün? Şimdi gündüz oldu. Ben de arkadaşım çağırmış benim bayan arkadaşım. Oraya kahve içmeye gitmişti. Eşimi damadım aradı. Eşim beni aradı. Sevim gelir misin dedi. Bir olaylar oldu dedi. Ne oldu geliyorum dedim. Hemen oradan koşa koşa eve geldim ama hani ne olduğunu anlayamadım. Eve geldim. Eşim dedi ki Sevim dedi böyle böyle oldu dedi. Ne diyorsun dedim. Hemen damadım aradım. Damadım dedi ki anne dedi Nilüfer kaçırıldı dedi. Çocuklar yok dedi. Sanki yazık kaçırıldı bana, diyor bir de yazık. Sanki bana yukarıdan şaharçı bir kaynar su döküldü. Dondum kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen kayınvalidesini aradım. Sonra damadı aradım. Anne dedi ne yapacağız ne yapacağız. Çocuklar da yok. Çocuklar da yok. Okula gidemiyorlar. Öğretmenler arıyor. Ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum. Bir haber alamıyorum. Bu kadar düşüncesiz bir annelik olabilir mi? Bu çocukların okulu var. Ya böyle bir şey yok. Gece yarısına kadar oturuyor, hiç renk vermiyor. Önceden o valizleri falan hazırlamıştır zaten üstünü başına. Zaten günüzden hazırlamış. Tabii. Yoksa gece 2'de çıkıp 3'te evet, evden gitmek evet. Zor. Hazırlamış. Çoluğun çocuğun bütün üstünü başını valizler falan yapılmış. Taksiyle de gidemezsin. Çünkü taksiciler bilirler, gelir gider sorarsın bir yerde. Şuraya bıraktık abla derler. Bence biri arabayı kapıya dayadı. Çoluğu çocuğu eşyaları aldı, Nilüfer'i de aldı gitti. Siz niye peki, ben böyle diyorum ama niye böyle diyorum? Çünkü siz de bir adamın yanında olduğundan şüpheleniyormuşsunuz, öyle mi? Bak şu adamın yanında şüphelenmiyor. Nereye gider, kiminle gittiğini, kiminle nettiğini, kimin yanında durduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ama bilmiyorum, sosyal medya bilmiyorum. Kullananlar genelde şimdi böyle. Birinin yanına gitmemiş olsa zaten normal bir boşanma süreci yaşardı. Ben senden ayrılmak istiyorum derdi. Evini ayırdı veyahut da o eve kocasını kendini sokmazdı. Gizliyor, kendini gizliyor. Yani bu şekildeki bir gidiş birine gittiğinin çok açık göstergesi aslında. Tabii. Bir de bir mesleği, işi, kazancı var mıydı? Hocam hiçbir şeyi yok. Ev hanımıydı. Ev hanımıydı. TikTok çok girermiş. Onu da damadım söyledi. Evet, TikTok çok girerdi. Peki Makbule Hanım, 15 senedir evliler. Siz 15 senedir altta üstü mü oturuyorsunuz? Evet, ben üstünde oturuyorum, o benim altımda oturuyor. Nasıl da evlilikleri? Ya çok iyiydi, çok güzel geçiniyorlardı. Yani kendini affedersin, canım cirim diye bana yani böyle kavga kalabaları yoktu. Çok güzel, benim oğlan onu her dediğini yapardı. Yani onlar böyle birbirine talaş etmezlerdi. Çok güzel geçiniyordu. Bak aşk olmadı, susuzluk olmadı, onun yerine harçlık olmadı. Onu her şeyini de onu dediğini yaptı. Yani, peki kocasının böyle tünel inşaatına gidip bir ay, bir buçuk ay bazen daha... Ya 15 günde bir yıl geliyordun eve. Ha, yani. Bunları sorun ediyor muydu? Yok etmiyordu. Ya yani çok yalnız kalıyorum, çok fazla gidiyor işte işi değildi. O adamın. Ara sıra da bir ara ara diyordu yani. Diyordu. Evet. Bir şey daha diyormuş. Diyormuş ki ben gideceğim. Dedi. Ama... Gönlüme göre birini bulursam evet. Gideceğim. Anlatsana onu. Evet, ben yani şöyle bir güvenci bir insan, adam bir bulabilsem. Güveneceğim bir adam. Yani, ben yani güvendiğim bir insan olursa gideceğim ben. Hayır Makbule Hanım, bunu, yani bu lafı söyleyip de nasıl siz yüze baktınız sonra? O ona sonra? Söylememiş. Ona söylemez. Kime Zeyba. Söylemiş? Onu. Yani benim gelinle ona muhatap oldular. Gelini var benim. Eltisinin gelinine yani söylemiş. Yani ikisi yani şey yani. Melek telefonda Melek'e söylemiş. Melek merhaba. Var. Melek'cim sen kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Ha, neredeyse aranızda 8-9 yaş var yani Nilüfer'le. Bunu ne zamandır söylüyordu ben güvenebileceğim bir adam bulursam gideceğim diye? Yani bunu oldu çok zaman öncesinden söylemişti. Yani de bulunduğu ortamdan çok memnun değildi.
Yani köy hayatından çok memnun değildi. Evet. O yüzden böyle konuşmalar olmuştu aramızda. Yani 15 senedir memnundu. Birdenbire memnun olmamaya mı başladı? Şu sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Harbi, yemin ediyorum. Harbiden, orada gerçekten bazı hayatları görüyorlar ya. Evet. O hayatları yaşayacaklarını zannediyorlar. Peki bundan hiç kimseye bahsettin mi sen Melek? Bundan bahsetmedim. Yani çünkü böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmedim diye düşünüyordum. Çok olduk. Nelerden başka şikayet ediyordu mesela? Dediğim gibi bulunduğu ortamdan. Evet. Yani kocası, kocasından şimdi, mesela iyi anlaşıyorlar mıydı? Bu seyahatlerini, onun iş seyahatlerini sorun ediyor muydu? Yani ama dediğim gibi hani eşinin dışarıda çalışmasından çok şikayetçi değildi. Fakat kendisinin burada olmasından şikayetçiydi. Sosyal bir ortamının bulunmamasından. Kendisini daha iyi yerlere layık görüyordu yani. Daha sosyal, daha şehir hayatı falan böyle, öyle bir şey mi? Evet, çünkü hani kendisi de merkezde büyüdüğü için çok adapte olamamıştı. Şöyle evden olsa, dışarıda çıkmıyordu. Yani boşanıp bir mesleği olsa, ev hanımıymış, bir iş de yapmıyor. Deseniz ki hani köy yerine geldi, eski ortamını, işini vesaire özlüyor da denilebilirdi. İşi gücü de yokmuş yani. Orada da evdeydi. Neyin özentisi, ben anlayamıyorum bunu ya. Ama Sevim Hanım, siz Zonguldak merkezde mi yaşıyordunuz? Evet, Zonguldak merkezde. Peki Bartın'da nasıl, yani köyde mi yaşanıyordu? Bartın Goşçuvazi köyünde, Kıran Pazarı'nda oturdu. Onlar köyde yaşıyordu. Köyde yaşıyordu. Bağ bahçe işleri ama yani. Ama isteyerek, görücü usulü mü evlendiler? Evet, görücü usulü evlendiler. Ama biliyordu nerede yaşayacağını, evet, evet, evlenince. Evet, evet, Sevin yapıyordu, her şeyi yapıyordu. Mesela bağ bahçe, soğanını, patatesini, domatesini, biberini. Yani daha önce baba evinde yapmadığı şeyleri yapıyordu, orada da yapıyordu. Size hiç bahsediyor muydu? Ben bu köy hayatından çok bunaldım. Hiç öyle bir şey bahsetmedi. Uşak çocuklar, torunlarım karnını aldı. Her zaman arıyordum onu. Gece gündüz arıyordum. Kızım telefonu açmadığı anda hemen damadım arıyordum. Neden? Nilüfer ne yapıyor? Niye ne o kadar şüpheleniyordun? Niye şöyle o kadar yani, telaşlanıyordun? Şöyle diyeyim. Şimdi onlar köy olduğu için, bağ bahçe olduğu için mesela kaynasa bağ bahçeye gidiyor. Kızım da gidiyor. Şimdi bahçeye gittim, ilahi ot bahçeye basıyor. Onları kopartıyor. Böyle yemeğe gelse geliyor, gelmezse hani güneş olmasın otları kopartayım. Ya anne çok yoruldum. Ben bu işlerin altından kalkamıyorum. Ben köy hayatını sevmiyorum. Hiç böyle şikayetleri olmadı. Hiç arardım onu. Kızım dedim, çocuklar karnını aldın. Geldi birkaç gündür, gene gidersin. Ne işin var orada dedi bana. Allah şimdi Allah. Benim yanıma geldiği zaman o telefon elinden düşmüyor ya. TikTok'lara giriyor ya. Ben de kızıyorum. Hemen arıyorum damadım, böyle böyle Nilüfer böyle yapıyor. Hemen o da onu arıyor. Anne beni niye eşime şikayet ettin, söylüyor bana. Gözüm görüyor senin. İki tane çocuğun var. İki tane kız evladın var. Çocuklar görsen bayılırsın. Çok güzeller. Küçükler. Cahiller. Daha genç kız. Okula gidemiyorlar. Öğretmenler arıyor. Sorumsuzluk yani. İşte. Peki Melek'ciğim, sana bundan bahsetti. Bir kere mi bahsetti? Yoksa bu konu sık sık açılıyor muydu aranızda? Çok sık açılmıyordu. Ya da, fakat işte bunaldığı anlarda falan söylüyordu. Yani hani buradan taşınmak istediğini falan söylüyordu. Şunu mu mesela... İşte daha güzel giyinmek istiyordu, daha çok makyaj yapmak istiyordu, bağ bahçe işinde olmak istiyordu. Şöyle, yani zaten hani giyimine çok karışan yoktu. Bunu zaten yapıyordu, bundan yana sıkıntı yoktu. Fakat işte diyorum ya, sosyal ortamı herhalde olmadığından. Yani sosyal ortamdan kastı neydi, biz onu anlamaya çalışıyoruz. Yani tiyatroyu, sinemayı... Ne bileyim böyle felsefe toplantılarını falan mı seviyordu? Yoksa hani farklı şöyle, insanlarla mı birlikte olmak istiyordu? Arkadaş ortamı sadece mesela benimle, ben de öyle çok hani dışamıyorduk. Çok kafalarımız oluyordu, küslüklerimiz oluyordu. Çünkü aynı kafa yapısına sahip değildik. Doğal olarak başka arkadaş da yoktu benden başka. Burada hani genç. Vallahi yani. Arkadaş isteseydi olurdu. Evet. Çocukları okula giden bir anne o. Öğrenci velileriyle beraber olurdu. Onlarla arkadaşlık kurardı. Tabii ki. Değil mi? Yani eğer isteseydi, onun sosyal ortamdan anladığı, eğer gidelim akşam bir mekanda yiyelim içelimse o başka. Ama sosyal ortamsa aynı yaşta çocuğu olan veliler vardır. Tabii. Onlarla dostluk kurar, arkadaşlık kurar,
Çocukların işte doğum günü olur, oraya götürür, onlarla bir tarafta sohbet eder, bir kafede buluşurlar, akşam yemeği bile yerler. Onun bence sosyal ortamdan anladığı o değilmiş Melek'ciğim. Kesinlikle yani o değil. Bir de zaten yani köye ya, gelin geleceğini... Köye gelin geleceğini biliyor. Böyle bir vaat de yok zaten evlenirken kendisine. Böyle evet. Gece akşamları çıkarız, otururuz, yeriz, içeriz diye bir vaat de yok. Sen çok köye geliyorsun belli. Ve bunu yani isteyerek gelmişsin. Zaten belli. Hayır canım belki kadar... kocası geldiğinde akşam bir yemeğe falan da götürüyordur belki. O kadarını bilmiyorum ama. Ya gidiyorlardı. Zaten evet. Hani gezmeye falan gidiyorlardı. Ondan yana sıkıntı yoktu ama işte diyorum yani hani sosyal medyadan sonra zaten. Bence de. Biraz daha. Bir de bunu sosyal hayatım yok diyen insan güvenebileceğim bir adam bulursam giderim demez zaten yani. Serap Hanım ne sosyal medyaymış be. Yani 5 ya, evlilikten biri artık ya. Bu saçma sapan bu telefonu kullanamayan kişilerin yüzünden oluyor biliyor musunuz? Yemin ediyorum vallahi öyle. Vallahi ne sosyal medyaymış ya. Yani sosyal medyada farklı amaçlarla açıldı bir sürü sosyal medya hesapları. Amacından saptı. İnternetteseniz... Namuslu kullanırsanız bir sürü bilgiye erişebilirsiniz. Orada sahtekarlıklar aldı başını gitti. Evlilikler yıkılıyor. Beraberlikler sona eriyor. Adamlar iki çocuk mucuk dinlemiyor. İki çocuklu kadını alıyor götürüyor. Bu ne ya Allah aşkına? Sizin işin, iki tane çocuğu olan bir kadının sosyal medyaya ayıracak vakti bile olmaz. Yani. Vallahi olmaz. Sizin küsme sebepleriniz neydi peki? Anlaşamadığınız, hayat görüşümüz farklıydı diyorsun ya. Neleri ters geliyordu sana? Şimdi dediğim gibi o çok sosyal medyaya takılıyordu. Yani sosyal medyayı çok ciddiye alıyordu. Fakat hani ben çok fazla sosyal medya seven bir insan değilim. Doğal olarak orada hani tanıştığı arkadaşları falan oluyordu. Kız olsun falan, bayan. Anlatıyordu onları. Arkadaşlarım böyle şöyle işte şöyle yapmışlar diye. Ben de tanımıyorum. Görmediğim insanın hakkında yorum yapamam. Doğal olarak çok fazla dinleyici olmuyordum bu konuda. Sıkılmaya başlıyordu. Hiç olmayan sebepten tartışıyorduk. Yani aynı kafa yapısına sahip değildik. Ben biraz daha gerçek hayatta, o daha fazla sosyal medyadan. Peki bu 4,5 ay önce gitmeden önce en son bir konuşmanız oldu mu ya da daha öncesinde de hani demiş ya güvenebileceğim bir adam herhangi bir erkekten bahsetti mi sana yazıştığı, görüştüğü? Özel hayatıyla ilgili söylemedi. Yani eğer ki onlar biriyle görüştüğünü, konuştuğunu olsaydım ben... çıkarak bir şeyler yapmaya çalışırdık ama hiç anlatmıyordu. Çünkü benim anlatacağımı az çok tahmin edebiliyordu. Ve senin tepki göstereceğini biliyordu. Evet. Peki, teşekkür ederim Melek. Peki Makbule Hanımcığım, sen gelinini sever miydin? Severdim. Niçin sevmeyi? Hı. Benim ona bir tartışlığım yok, bir galabım yok. Yani ben ona hep kızım aşağı, kızım şöyle. Sen ne yapacaksın? Ben boğurdum. Öyle bir şey yoktu yani. Var var yani bir yerde duruyorduk. Geliyordu, gidiyordu. Yani ben hiçbir onun bir kusurunu bulmadım. Şu anda oğlun yani kocası Nilüfer'in nerede, yine çalışmada mı adam? Çalışmada. Ne yapsın? Çalışmada, mecbur çalışıyor. Ama o da çocuklarını göremiyor 4,5 aydır. Çocuğunu göremedi, o da çok ağlaya. O da çok yani kötü duruma düştü, çok. Dava açtı mı oğlunuz boşanmadı? Dava ama açmadı. Ya istiyor, tekrardan bekliyor de, yani çocuk? Çocuklarını istiyor. Eşini istiyor mu? Eşin de işte, çocuğun da işte. Gelsin bir şekilde bulup. Evet, gelsin yani. Çocuklar anne gelmeyince çocuklar gelmez. Makak, ama bu yani anne su testisi kırılırsa yapıştırsanız bile sızdırır. Şimdi artık başka birisine gittiyse geri istemek de çok doğru değil diye düşünüyorum. Sadece çocukları için uğraşmak lazım tabii. Bence. Ya bir Allah bir siz. İnşallah. Biraz da tabii bu Nilüfer'e bağlı. Bizi izler, muhakkak izler. Haberdar olur. Arar. Yani ben biliyorum, arasa da işte yok kocam şöyle yapıyordu, kocam böyle yapıyordu. İşte yok bir şey. Bunları yapan adam, kadın da nedense hep bekliyor ki bir adam çıksın öyle gideyim. Adam beklemeden git, annene git. Mesela eğer kocanla büyük problemlerin varsa, şiddet görüyorsan, bir şey yapıyorsan al sana şehirde işte hayatı, git Zonguldak'ta yaşa. Şiddet yok, şiddet yok. Öyle bir şey yok. Serap Hanım şöyle söyleyeyim. Çok güzel geçiniyorlardı. Serap Hanım şöyle söyleyeyim, kocasının rakısı yok, tünelden eve, evden işe. Hiç bir öyle. De para da getiriyor evet, eve evet, yani evet. Yeme içme dertleri evet. de yok, sıkıntıları evet, da yok. Evet, evet.
Peki Sevim Hanım, sen bir kızına seslenir misin rica etsem? Kızım, ne olursan ol. Sana, senin babanın kapısı sana açık. Böyle koş gel, böyle kucaklayacağım seni. Durulmanla beraber. İyi de olsan, kötü de olsan babanın kapısı sana her zaman açık. Kim ne derse desin, hiçbir şey aldırış etme. Uyandım, kulağından girsin, bu yandan çıksın. Seni seviyoruz, seni çok özledik. Senin çok köresimiz var. Seni bekliyoruz. İyi de olsa, kötü de olsa baban, anan arkanda, dimdik havada seni bekliyorlar. Makbule Hanım. Efendim. Sen de seslen canım. La Lülüfer, geri dön. Çocuklarımı yolla. Çocuklarımdan ayrı duramayan. Geri dön. Rica ediyorum sana. Bir de tabii 14 yaşında kız çocuğu var. Sorumsuz davranma. Neler duyuyoruz, neler okuyoruz, neler görüyoruz. İnsanlar artık hakikaten şaşırmış durumda. Kime nasıl bir davranışta bulunacağını kestiremiyorsun. Akraban bile olsa. Sen hiç tanımadığın bir adamın yanına 14 yaşındaki, 13 yaşındaki kız çocuğunu götürüyorsun. En tehlikeli yaşında bir kız çocuğunu alıyorsun. Babadan, anneanneden, babaanneden, ondan bundan koparıyorsun. Götürüyorsun. Sanki o çocukları sen sadece dünyaya getirdin. O çocukların annesi babası yokmuş gibi. Ya böyle bir sorumsuzluk yok. Hakikaten yok yani. Sevgili seyirciler, 6,5 yıl oldu. Yasin Şahin evin önünde oynarken kayboldu. Sonrasında ne ölüsüne ne dirisine rastlandı. Pek çok suçlamalar oldu. Şüpheliler oldu. Şeyler alındı. İfadeler alındı vesaire. Ama bu dosyayı bir kere daha açtık. Çünkü konuşulmamış şeyler de burada konuşulmaya başlandı. Özellikle Ümmü'nün aklına yeni yeni şeyler geldi. Bizim araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz yeni bazı bulgular var. Onları da konuşacağız. Yasin Şahin dosyasına geçelim efendim. Yasin kaybolduğundan bir gün sonra sabah 11 gibi bayılıyorsun. Yasak mıydı mutfağa girmen? Mutfak aşağıdaydı. Tartıştığımızdan dolayı küçüktüm abla. Teyzem büyüktü, ben onu anlayamadım. O beni o anlamadı, büyüktü, böyle küçük oldu. Neden 4 gün boyunca aç kaldı? Doktorun söylediğini söylüyorum. Bu kadının bir şeyi yok. Bu kadın 4 gündür aç diyor senin için. 4 gündür aç diyor. Evet Yavuz, niye bu kadın 4 gün aç kaldı? Hocam, acı olana ekmek orada. Herkes hazırlayıp o hazırlayacak, biz yiyeceğiz. Bu kadar basit. O cümleyi neden kurdu? Yavuz'la ilgili ona öyle bir acı yaşatacağım ki dedin mi? Sinirden demiş olabilirim abla. Rüya gördüm. Yavuz Yasin'i öldürdü diyor. Öldürdü demedim. Tamam. Yanlış hatırlıyorsam yine bilmiyorum. Hep aynı isimden şüpheleniyor. Madem hiçbir probleminiz yoktu, neden Muhtar Ercan'dan şüphelenmeliyiz? Neden Yasin'i kaçırılmasında ya da başına bir şey gelmesinde Muhtar Ercan'ın parmağı olsun? Neden? Bu Yasin'i öğretmeni korumaya başladı. Ben onun üzerine gittik sıra onu korumaya başladı. İşi çıktı burada, anons verdirmedi. Ondan sonra daha kötüleşti zaten. 6 yıldır çözülemeyen bir gizem. Yasin'in kaybolmasında kimlerin parmağı var? Şimdi. Evet, Ümmü hoş geldin. Sağ ol abla. Şimdi bazı araştırmalar yaptık. Özellikle bu DNA konusunda bir hastane çalışanı sizin geldiğinizi karı koca yanınızda da Yasin'in olduğunu 2014 yılında söylemişti. Size demiştiniz ki hatta. Ben o tarihte babamın evindeydim. Ben babamın evindeydim abla. Ben 1,5 sene ailemin orada kaldım denildi ya. 7 gününü kadınsının evinde geçirdim. Jandarma tarafından ben ailemin evine gitmek istemedim. Abimle eşimin kız kardeşi de beraber evli olduğu için hep ben oraya gittiğim zaman onlar da sıkıntı yaşıyorlar. Ben onlar sıkıntı yaşamasın diye ben ailemin evine gitmek istemedim. Ve bu çocuğu da babasının yanında bıraktım. Kadınsının evine gittim. 7 gün orada kaldım. Babam rahmetli oldu. Babam şu an yok. O yüzden sağlam zaten ayak üzerinde duramıyorum. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın abla. Beni o 7 gün kadınsının evinde kaldıktan sonra babam rahmetli buldu, eve götürdü. Aramızda yengem evi
Abimin eşi evi bastı. Bu affedersin filanca yine mi getirdiniz? Benim yuvamı yine mi yıkacaksınız diye. Babam onu evden göndermeye çalıştı falan. Odur budur oralara girmeme gerek yok. Gerek yok. Ben yok. Burada başka bir tarihi netleştirmek için bu konuyu açtım. Ben o şimdi, tarihte babam gelin 30 abla. Mart 2014 tarihinde sizin köyünüzde muhtarlık seçimi olmuş. Tamam. Evet abla. Muhtar diyor ki 2013 yılında götürdüler. 2014 yılı Mart'ında ben muhtar oldum. 5'e 6 ay sonra da diyor Ümmü'yü getirdiler diyor geriye çocuğunu doğurduktan sonra. Bu da diyor 2014 yılı Eylül ayı oluyor diyor. Yani sen 2014 yılı Eylül ayında kocanın evine dönmüşsün. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay var orada 2014'ten. O 3 ay içerisinde hastane çalışanının söylediği gibi 2014 yılında DNA testi yaptırmaya gitme ihtimaliniz mümkün 3 ay içerisinde. Bunu çok net tarih olarak belirliyorum. Çünkü bu bilgiyi biz Muhtar Ercan'dan aldık. Ben 30 Mart 2014'te diyor muhtar seçildim. 6 ay sonra da Ümmü'yü koca evine getirdiler. Eylül ayına denk geliyor. Orada 3 ay var. Hastane çalışanının söylediği. Yani bu 3 ay içerisinde çok mümkün o hastaneye gitmek ve o hastane çalışanının sizi görmesi. Ben muhtar oyunun birinde seçim yapıldığında ben annem bilim o taraftaydım. Ben eşimle evlenelip bir defa muhtar oyu kullandım. Onun da üzerinden zaten şu an Mart ayında yeniden değişmeyecek mi Serap abla muhtar şeyi? Sen kullanamazdın. Sen kullanamazdın çünkü o anda yoktun orada. Yoktum evet. Annemin onun için kullanamadın. 30 Mart'ta sen orada değildin 2014'te. Babanın evindeydin. O yüzden de zaten oy kullanamazdın. Ama 6 ay sonra diyor getirdiler. 5-6 ay diyor. Eylül, Ekim hadi Ağustos'u da saymıyorum. Eylül, Ekim gibi getirseler en az 3 ay. Orada size bir süre var ki DNA testi yaptırabiliyorsunuz. Nasıl o zaman 8 yaşında olan oğlum oluyor Serap abla Ekim'in 13'ünde? Anlamadım. Şimdi 8 yaşında oğlum var ya Yasin kaybolduğunda 6 aylık kucağımda olan. Ekim'in 13'ünde tamam. Doğumu yaptım ben. Ekim'in 11'de yaptın yavrum. Ben 2014'ten var. Yasin 2011'li, Yusuf 2015'li Serap abla. 2015'te burada 2014'ten bahsediyoruz. 2015'ten bahsetmiyoruz ki zaten. Karıştın sen yine. Bak 2011'de Yasin doğdu onu sayma. Evet. 2014'te Yasin 3 yaşında zaten. Sen diyorsun ki 2015 yılında da ben öbür oğlumu doğurdum. Ben 2014 yılı son 3 ayından bahsediyorum. Ekim, Kasım, Aralık'tan bahsediyorum. Şimdi diyor ki benim diyor Yusuf diyor 2015 doğumlu. Ben hastaneye kucağımda bir bebekle gittiysem o zaman 2015'te 2014'te nasıl gitmişim diyor. Evet biz ben de diyoruz, anlatmaya ben anladım ne demek istediğin de. Siz hastaneye gittiğinizde kış mıydı? Hatırlıyor musun? Ekim'in 13'ü evet. O zaman şunu sorayım. 2015'te oğlun hangi ayda dünyaya geldi? 2015 Ekim ayı. Ekim'in ha. 13'ü abla. 10 ay. Yani sen 2014'te son 3 ayında hastaneye giderken hamile değildin ki. Doğru köyden mu? Köyden 1,5 sene. Hayır, 13 ay hamile kalamayacağına göre. Köyden geldikten sonra hamile kaldım ben tekrar. Tamam ama 2015'in Ekim ayında dünyaya geldiyse 10. ayda sen 2015'in Ocak, Şubat aylarında hamile kalmış olman lazım. 2014'ün Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta sen hamile değildin. 3 yaşında bir çocuğu taşıyabilecek durumdaydın. 3'te değil tam 2011'in kaçıydı? Taşıyor pardon taşıyor demiyor sırtına bağlı sırtına diyor. 3 yaşında bir çocuk sırta rahat bağlanır. Bir de 2011'in hangi aydı şey? Yasin? 15 Mayıs hocam. Mayıs yani 2,5 yaşında var yok yani 3 yaşında tabii, bir bebek olarak bile değil. Düşünmeyin. 2,5 dolayısıyla 2015'teki doğumu karıştırma. Sen orada hamile değilsin zaten. Olman da mümkün değil Ekim'de doğurduğuna göre. Şimdi canlı yayınım hazır ama bu samanlık olayı var. O gün işte Ümmü'nün saman taşıdığı. Defalarca gidiyor geliyor tam olarak hatırlamıyor ne kadar zaman kaç defa gittiğini ama aynı zamanda bir gün sonra
4 günlük açlığın sonunda bayılıyor zaten. Bir gün öncesinde çok böyle hızlı hareket edebilecek durumu yok. Biraz da kayınvalide herhalde kızmasın diye görev yerine getiriyorsun yani. Gene laf işitmeyeyim diye, doğru mu? Aynen abla. Doğru. Sıkıntılarımızdan dolayı da evet. Sen beni yani yaptık. Sen kendini sürükleyerek gidiyorsun. 4 gündür yemek yememişsin. Ama onu da bir görev, gene laf işitmeyeyim diye yapıyorsun. Dolayısıyla... Yani mecbursun abla, sürekli... Tamam, bir şey demiyorum. Ama sağlıklı, gürbüz, yemeğini yemiş, tok bir insan gibi gidip fık, alıp hop götüremiyorsun yani. Aynen. Onu demek istiyorum. Evet, bunu biz canlandırdık efendim. Bir de saman maman dedin sen. Saman o ne? Hayvanları samanlı torbaya doldurdum abla. Kaçta? Ve ilk günden itibaren hep dedin ki ben o gün hiç odadan çıkmadım. Ümmü'nün iddiasına göre Yasin'in kaybolduğu saatlerde Ümmü yaşadığı evden hemen 150 metre uzaklıktaki bu arkamda görmüş olduğunuz saman yığının olduğu yere gelip saman balyalayıp hayvanlara götürüyordu. Kızlar okuldan gelmişti. İkindi vakti gibi. İkindi vakti. Oo. Sen bir saat dışarıdaydın aslında. Şimdi bir tane saman balyası dolduracağız. Bakalım kaç dakikada bu saman balyası doluyor ve kaç dakikada hayvanların bulunduğu noktaya götürebileceğiz. Bir saman balyası yaklaşık 2 dakikalık bir süre içerisinde dolduruluyor. Kaç kilo gelir onlar? Basmana göre abla, öyle ağır değil. Hafif yani, kendi yaptığımız. En 10 kilo vardır Serap. En az 10 kilo vardır. Çünkü 3-5 kilo taşıyacak halin yok. Şimdi de hazırlanan balyanın ahıra götürülüş süresini hesaplayacağız. Şimdi süreyi başlatıyorum. Hazırlanan saman balyasının buradan alınıp ahıra götürülüp tekrar geri getirilme süresi yaklaşık 1 dakikalık bir süreyi kapsıyor. Yarım saat ahırla o samanlık arasındaydın. O yarım saat o kadar önemli ki. Evi de görmüyorsun. Babaanne ortada yok. Yaptığımız hesaplamalara göre Ümmü bir balyayı yaklaşık 3 dakika içerisinde doldurup ahıra gidip tekrar geri gelebiliyor. Tabii şimdi bu canlandırmadaki kızımız gayet sağlıklı, yemeğini yemiş, gürbüz, yorgun değil. 16 yaşında Allah benim bitkin büyük değil, kızım. 16-17 yaşında. Makbule mu? Makbule. Makbule değil mi? Sen yani misin? O bunu 3 dakikada becerebiliyor. Ama Ümmü'nün o günkü ruh halini, açlığını, bedenindeki o şeyi, zayıflığı. Çünkü gerçekten çok zayıf düşmüşsün. Ben şu bakın. An... Geleli şuraya 3 hafta oldu. Ben ne yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum, ne durabiliyorum abla. Niye 3-4 çocuk, biri kursta, 3 tanesi orada, 3 haftadır göremiyorum. Yasin yok. Aç mıdır, susuz mudur? Ya ben artık bir şeyler olsun istiyorum abla ya. Ya en azından ya ben ya bir şey, kendime bir ölmeden, bir hastalığa bir şey, zaten hastayım. İlerlemeden bir şeyler olsun istiyorum abla. Ya evde değil artık. Ne hastasısın Ümmü? Abla ben astım hastasıyım. Kalp damarlarında genişleme var. Ben bütün tedaviyi reddettim oğlum için. Böbreğimde sıkıntı var. Biri büyüyor, biri küçülüyor. Daha 32 yaşında. Ben onları geçtim abla. Ben hiç sağlık malık önemli değil. Yeter ki... Ya küçücük bir köyde abla hiç mi gören olmaz? Ya aile aile diyor da her kavgayı değil, bir şey yapmak zorunda mıdır abla? Biz kavgayı yaptık. Ben çocuğu bırakıp 1,5 sene görmedim. Ben bir çocuğa daha verecek olsaydım götürürdüm, göstermezdim. Ailemin evinde bakardım. Ben kendime güvenemediğim için ailemin yanına bile götürmedim çocuklarımı. Kendim acıyı çektim. Annem gül duyuyorsa bağlansınlar benim oda oda kaçıp ağladığımı. Köyde düğün evlerinde herkes düğün dernek kurarken benim ağladığımı anlatsınlar abla. Ben kolaylıkla o çocuklarımı ortaya getirmedim. Ben çok çektim. Ağlatmak istemiyorum ama ben çok çektim abla. Daha da çekmek istemiyorum. Sen bir şey yaptın, asla aklımın ucundan bile geçmedi senin çocuğuna bir şey yapabileceğin. Hep böyle dediler abla. Ümmü yaptı
çocuk bunu gördü, öyle dediler. Ümmü kötü yola düştü, çocuk bunu gördü, o yüzden yaptı dediler. Ben çok şey duydum abla. Kesinlikle bizim aile içimizde, kavgamızda da biz çocuğumla hiçbir şey yapmadık. Şimdi Ümmü, kayınvaliden ve aynı zamanda teyzen Akile, kocana baskı yapıyor, yaptı mı hiç? Boşa dedi mi seninle ilgili? Yok abla, biz dedim ya, ben 1,5 sene bir gittim, 3 ay bir gittim. Bu sıralarda ben hep geriye döndüm, hiç boşanalım şöyle böyle demedi. Hiç görüşmedik ama öyle bir sorunumuz da olmadı. Şimdi bu balya taşıma olayında ben 3 dakika olarak hesapladım Murat. Tabii ki sağlıklı bir kız çocuğunun, böyle güçlü kuvvetli bir kız çocuğunun taşımasıyla 5 kere gidip gelse ben en az 20 dakika diyorum. Tabii, en az 20 dakika. Oraya bir araba gelseydi duyar mıydın ekstradan? Yani o evin önüne gelmedi sürece duyamam abla. Tek yol ya. Sen yani balya taşırken, tekrar evden samanlığa giderken bir araba gelmiş olsa duymaz mıydın? Yok abla, duyamam. Korna çünkü çalmadıysa da aynen duymazsın zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu samanları taşıma işini bu veteriner gittikten sonra, yani veteriner gitmişti dışarı çıktığında, doğru mu? Ben veterineri görmedim sesini hocam. Sesini duydun. O gittikten sonra bu saman, yani evet, kayınvalidenle karşılaşmak istemediğinim için veterinerin çıkmasını bekledin. Öyle mi planladın yani? Evet hocam, yani tartışmalar. Yüzde gelmek vallahi istemiyorlar bunlar da. Yani veteriner çıktı. Daha sonra sen ahıra geldin. Zaten o civarda tek şeyi de göremedin. Evet. Kayınvalidesinin hocam zamanlamayı netleştirmeye çalıştırıyoruz ya. Kayınvalidesinin dediği gibi 15-30 civarında veteriner gittiğinde ben şeyi göremedim. Hmm, 15.30'da gidemez. 16.05'te evet, şey kesiyor. 16.05. Bu da 15.41. Biz tahminen tarih, saat verdik hocam. Ya, nasıl anlatayım size? Önceki yaptığımız işlerin şeyinden dolayı bir saat verdik. Normalde senin saat 4'ten sonra bunu yapıyor, evet, olman lazım. Tahminen verdik abla. Öyle bir senin saman bastığını yok, kimse görmedi ama, değil mi? Yok hocam. Ama şey, Yavuz geldiğinde samanların verilmiş olduğu belli miydi? Hayvanlar yedi mi sen geldiğinde? Önceden hazır mı ediyorsun? Bu saman basmayı niye şimdi Yavuz hocam gelmeden önce hazırlıyorsun? Hayvanlar dağdan geldiğinde sade sağlayacak olanları alırız. Onlara azar azar önlerine veririz yemiyle, yer doymadıysa diye. Doymaz. Zaten yemden geliyor yani. Zaten dağdan hayvanları yaymış, kıra götürmüş. Öyle daha çok doyuracak kadar yaylım yok. Nisan peki değil miydi? Peki yeni şimdi yeni otlar güzlüyordu hocam. Daha tam hayvanın karnı doyması. Tamam. Ümmü değil, sana bir şey soracağım. Buyur abla. Sen Yasin'in yaşadığına inanıyor musun? Ben hiçbir zaman için yaşamadı demedim abla. Ben hep o hayalle yaşıyorum. Yaşadığına zaten inanıyorsun. Evet. Senin Yasin'den sonra dünyaya getirdiğin kızının adını ne koydunuz? Yasin'den sonra Yusuf, Yusuf'tan sonra Yasemin var abla. Peki. Aynı. Yasemin'e hamile. Çünkü Yusuf'u sen daha Yasin kaybolmadan önce dünyaya getirdin. Evet. 2015'li. 2015'li, 2017'li Yasin'i. Sonra sen Yasemin'e hamile kaldığında, madem Yasin'in yaşadığına inanıyordun da Allah bir tanesini aldı, ben bu çocuğum erkek olursa Yasin, kız olursa Yasemin adını koyacağım. Niye dedin? Niye Allah aldı madem yaşadığına inanıyorsun? Allah sürekli yok siz kavga ettiniz, çocuğa bir zarar verdiniz, bir şeyler söyleniyor, sürekli bir şeyler söyleniyor. Ben de sinirle şöyle dedim. Madem ki bir tanesi kayboldu, aynı varsın, aynı isim olsun, oğlan olursa oğlumun adını koyacaksın, kız olursa ne olursa olsun demeye getirdim ben. Hayır, şöyle yani diyorlar. İki tane Yasin olsun, bir evde önemli değil. Görünce şöyle tam tersi, bir tanesini Allah aldı, o yüzden oğlum olursa Yasin, kızım olursa Yasemin koyacağım adını demişsin. Kız olunca da Yasemin. Yasemin'i ben koymadım. Kayınvalidemi neyse, yani Yasin'in geri dönmeyeceğini, ölmüş olduğunu hissettin mi? Yok abla. Öyle mi zannettin? Bulursak da bulmazsak da dedim, aynı o çocuğumun ismini koyacağım dedim abla. Peki. Şimdi bir canlı yayına dönelim. Murat Sönmez'in yanında Yasin'in babası Yavuz var, babaanne Akile Hanım var. Murat'cığım merhaba, Yavuz merhaba. Yayınlar Serap Hanım. Akile Hanım merhaba canım. Merhaba Serap Hanım. Yavuz, şimdi soracağım sorulardan, sen her sorudan bir irkiliyorsun ama hiç bazen sebepsiz bir şeyler de sorabiliriz.
Rahat ol. Onu söylemek isteyeceğim öncelikle. Yasin, o gün evde bir kavga oldu mu hiç? Ümmü'yle, seninle, annenle aranızda. Olmadı Serap abla. Peki. Sana annen Ümmü'yle ilgili baskı yapıyor muydu? Az çalışıyor, çok yiyor, işte yemek yapmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Seni darlıyor muydu anne? Hayır Serap abla. Seni, Yasin'i sen hayvanlarla beraber giderken hep götürürmüşsün. O gün... Ara giderdi Serap abla. Ben mesela kaybolmadan bir gün önce yanımdaydı. Peki demek ki sen o okuldan geldikten sonra çıkıyorsun hayvanları götürmeye, doğru mu? Yani onu da götüre, onu da yanında götürebildiğine göre. Bir önce pazar günü olduğu için götür. Hayır Serap abla, bakın. Normal tatil zamanlarında götürüyüm. Öyle ben sabah gider akşam gelirim. Heh. Bakın Serap abla, ben şunu söyleyeyim size. Benim köpeğim bir ay, bir buçuk ay önce zehirlendi. Ben hayvanları saldığım 4 gün bak. 4 gün. Nisan'ın 1'inde saldım. 2'sinde gittim. 3'ünde Yasin'i götürdüm. 4'ünde çocuk kayboldu. Bunlar tesadüf diye bana Ümmü şöyle olmuş, hastane böyle olmuş. Ben o hastaneye size raporlarım. Ercan Gunde Feyiz de benim çocuğumu paylaşmazdı. Karımı paylaşmazdı. Dün ne oldu da Feyiz de paylaştı? Ne hakla beni Feyiz de paylaşma bir hakkına sahipmiş? Ne diye paylaştı Yavuz, anlat. Çocuk kayıp diye. 7 sene olmuş. 7 senedir sen yeni mi aklın başına geldi de Feyiz de paylaştım? Enteresan. Ya ben bu kadar gerizekalı değilim Serap abla. Estağfurullah, öyle bir şey demiyorum zaten. Ben samanla ne alakası var? 20 dakika. Haydi yarım saat olsun. Haydi diyelim ki ben bak gitmedim. Adım Yavuz gibi eminim o numune hastanesine. Haydi gittim. Ne var bunda? Bana bir anlatın sanaza. Bir açıklama peki, yapın ya. Peki Yavuz, yani onun açıklamasını yaptık aslında. Hani böyle bir sorun varsa o sorunun içinde çocuk kaybolmuş olabilir diye, ama benim başka bir sorun var. Bu inekleri yaymaya gittiğin yerden eve hızlı hızlı gelsen ne kadar da gelirsin? Ne kadar uzak orası? En erken gelsem yarım saatte gelirim hocam. En erken gelsem. Yani sana birisi telefon etse, Yasin'e bir şey oldu dese, koşmaya başlasan yarım saatte evdesin. Yarım saatte gelirim. Rahat gelirim. Şimdi veteriner 16.05'te çıktı. Ondan sonra Yasin'in kaybolduğunu hiç mi fark etmediler? Bir de daha önce onu açıklığa kavuşturmadık. Bir arama hocam, var jandarmaya o saatlerde. Çünkü... Ders çalışmaya çocuğun, kızın ders çalışmaya gittiği saatle veterinerin geldiği saat arasındaki yaklaşık 45 dakikalık bir süre. O 45 dakikada kayboldu. Yani ben Akile Hanım'ın çok doğru hatırladığını olaylara inanmıyorum açıkçası. O 45 dakikada başka bir şeyler oldu ve sen de o sırada eve gelebilecek mesafedesin dışarıda. Ve o sırada hocam, bir telefonlar bakın, edildi. Ay, eve geldi ama sonra... Evet. Onu bir benim daha anlat. Benim yanımda adam var, adam. Tek değil. Ya bunda nasıl bir şey? Ben bunu anlamıyorum ya. Bir daha anlat Yasin. Hı hı. Benim yanımda adam var. 2,5-3'e kadar adam var benim yanımda ya. Tamam, zaten çocuk 3'ten sonra kayboluyor dikkat edersen. Bakın veteriner hocam, 4'e çeyrek kala geliyor. Şeyde senin kızın da 3'te gidiyor. 2,5'da okuldan geliyor. Üstünü değiştiriyor, ders çalışmaya gidiyor. Yani adam senin bakın, yanından ayrıldıktan sonra çocuk kayboluyor. Adam benim yanımdan ayrıldıktan sonra adam bana telefon açıyor. Benim telefonum orada, ben konuştum. Niye bakmıyor devlet buna? Belki bakmıştı, nereden biliyorsun Yavuz? O zaman bakıldıysa hocam dosyalarınızda vardır. Niye bana böyle soru sorarsanız ya? Yavuz, hocam, ben 6 ay oldum telefonumu. Şu şeyi bir daha anlatır mısın? Sen eve gelişini, ondan sonra biraz dinliyorsun, Yasin nerede diyorsun. Onu da bir daha anlat. Bak Serap ablam, ben o gün daha da inek güderdim. Bir arkadaşımız vardı, köylü. Evet. Onunla beraber gittim. Hatta bir gün önce Yasin ile ekmek verdi, bilmem ne oldu. O adam gene var bak. O gün gene biz dağdaydık. O gün öğle yemeğini yedik, o namaz kıldı. Ben... Mallarım ilerlediydi. Ben malların yanına gittim. Tahminim 2,5-3 civarı filaydı. Ondan sonra geri döndüm. Ben geldiğimde o adam yerinde yoktu. Biraz aşağıya indim. O adam bana telefon açtı. Ben dedi köye geldim. Benim mallar kaçtı.
Çavuşoğlu diye biri var şurada yukarıda, rahmetli oldu. Ben onun evinin oradayım dedi. Ben de zaten Sarıca indim. Sarıç'tan suladım. Köye doğru döndüm. Tahminim 5'te filan geldim ben köye. Evet. Bakın ben emin değilim. 5'te filan geldim. Şurada gelirken de evin altında gelir gelmez zaten sürekli onlara gelirdi çocuk yanıma evin altına. O gördüğümüz samanın yanına. O gün çocuk gelmedi. Anneme sordum. Annem de evime geldi oraya. Yani annem de çıkarmalı önüne samana şeye mal gitmesin. Diğer çocukları gördün mü? Diğer kızları falan gördün mü? Orada mıydı onlar? Yoktu, yoktu Serap abla. Kimse yoktu. Bak sadece annem geldi önüme. Evet. Mallar samana gitmesin diye. Ondan sonra malları içeri kattım. Şey katmadan önce dedim ki ana Yasin gelmedi. Yasin nerede dedim. Çocuklarla yukarıda oynaşıyor dedi. Bakın. Anneniz mi kattım. Dedi bunu size yukarıda çocuklarla oynuyor diye? Evet. Yasin aynen. İçin diyor bunu. Tabii ki ya çocukların tamamına. Ya neden öyle bir şey desin? Yasin'i görmedi ki anneniz. İfadesi de tamamen aykırı bir şey bu. Çünkü ya neydi musluğun başında hocam. Bekliyordu. Onu aç diyordu. Aç sonra veteriner geldi bir daha görmedi. Kendi veteriner, ifadesi bu zaten... nasıl diyebilir oynuyor diye. Demek o zaman veterinerden sonra gördü mü anneniz onu? Hocam veteriner 3.40'da görüyor. Annem diyor ki ses geliyor ya çocukların öbür kızların sesleri geliyor ya. O da oradadır o diye. Tahminen yukarıda. O da oradadır diye. O orada oynuyor dememiz lazım. Tahminen oradadır. Zaten diyor. Şöyle bir şey var. Babaanne annenin yanında zannediyor. Anne de babaannenin yanında zannediyor. Zaten Serap abla bakın Ümmü'nün yanına konuştukları hep yalan. Ama bana şunu sorarsanız Ümmü'de bir şey var mı derseniz. Ümmü'de hiçbir şey yok. Bence de yok. Bugün anlattığını yarın anlattırın. Anlatamaz. Tamam da o zaman mitoman mı diyor hocam? Yalan söyleme hastalığı mitoma, mı? Mitomani mi hocam? De, yok aynen. mitomani değil. Bence ben, o gün hocasının dediğine göre bilmem. Tam böyle bir rahatsızlık hayır. Var hocam onda. Hayır. Bir şekilde o 45 dakikada ne olduysa oldu. Ümmü de bazı şeylerin bence farkında ve o manipüle ediliyor korkudan aynen. Da ne dediğini bilmiyor. Bakın yani hocam, kendisi itiraf hocam. Ediyor zaten. Ben Yavuz'dan korkumayıp bunları söyledim diyor. Yalan söylüyor işte. Tamam da benden her şey... korkmaz o. Yavuz her şey yalan söylüyor. Şimdi Ümmü'nün üstüne çok ya gülüyorsun. Hocam, o zaman anlat... mesela hocam, yani kadın sığınma evine gidiyor. Yalan, orada birilerine bir şey söylüyor. Kadın ifade veriyor. Ümmü'ye soruyoruz. Ümmü diyor ki kadın yalan söylüyor. Ben öyle bir şey demedim. Öbür doğru söylüyor Ümmü. Ya bakın hocam ben annemi de bilirim. Çocuklarımı da bilirim. Ben ailemin içini bilirim. Senin çocuğunu, eşini sen gittiğinde evde bir sıkıntı olsa bilmiyor musun hocam? Ama siz doğru düzgün iletişim kurmuyor musunuz ki kendi aranızda? Dört ya defa evden kaçmış hocam, bir dakika. Kim? Yavuzcum bir saniye lütfen. Hocam. Yani sizin aranızda gerçekten sağlıklı bir ilişki yokmuş ki. Yani dört kim defa. Kim dedi hocam? Bak sen annenle evde yemek yiyorsun. Kadın yukarıda hiçbir zaman birlikte aynı masada yemek yememiş seninle. Çocuklar ya, zaten babacı, babaanneci. Hocam çok özür diliyorum. 1,5 yıla yakın bir süre annesinin evinde kalıyor Ümmü. Ya, yani bu 1,5 yıl kalması ciddi bir sorun anlamını teşkil yani, ediyor. Yani ve şunu yani 1,5 yıl sonra neden tanırım, ben ailemi tanırım diye böyle kesin konuşma. Bunu sana özellikle bir değil iki değil belki de 5 defa söyledik biz. Tanımayabilirsin, görmeyebilirsin. Çoğunu zaten yanında geçirmiyorsun kadının. Ben ailemi tanırım hocam, tanırım. Bitti. Ben bir şey olsa ben ne dedim? Benim çocuğum dahi yapsa ben bunu çıkaracağım. Ben de şunu söylüyorum sana. Bak burada Ümmü'nün o zaman yalan söylemesinin arkasındaki gerçeği bulmamız lazım. Onun hayatı o gerçek. Bak sen şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki ya bu Ümmü kendi ihmali davranışları ortaya çıkmasın diye bu yalanları söylemeye devam ediyor diyorsun değil mi? Hayır. Çünkü ben uyudum, yattım, bakmadım, niye ilgilenmedim. Niye yalan söylüyor o zaman? Bak sen böyle diyorsun. Uyudum, yattım, bakmadım, ilgilenmedim. Onun için yalan söylüyor. Bu ihmali ortaya çıkmasın diye. Doğru mu? Ya bakın hocam ben size bunu bir şey diyeceğim ama bak musun bunu... kardeşim sen? Bunu kastetmiyor musun? Bakın hocam. Ben bir şey söyleyeceğim ama bak bana ya lütfen buna cevap ver. Ümmü sence neden yalan söylüyor? Senin eşin. Onu ona sorun hocam ben ne bileyim ya. Yapma bunu. Sen geçen söylemedin mi? Ümmü kendi ihmali ortaya çıkmasın diye yalan söylüyor. Bundan dolayı işte ben yatıyordum çocuk kayboldu demesinler diye bunu söylüyor demedin mi sen? O çocuğu benim üstüme atacaklar diye yaptı o yalanlar o. Bir dakika ne demek? Niye böyle bir şüpheye kapılsın? Bir dakika niye böyle bir şüpheye kapılsın? Böyle bir şüpheye çok önemli kapılsın. Bu. Yani çünkü yani o şu düşünemez hocam, bile yani orada...
şey ya hocam, nasıl derler, çocuk kaybolmuş ya. Annesiniz siz ve çocuk kaybolmuş. Yok benim üstüme atarlar mı? Suçmuş, cinayetmiş, onu düşünmez ki. Nereye gitti çocuk diye dört döner köyü. Peki yalan, bir de şunu soracağım Yavuz. Ümmü diyelim ki benim üstüme atarlar diye yalan söyledi. Onun üstüne atılsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Ne olurdu yani? Ümmü ne yapmış olurdu çocuğa? Hiçbir şey yapmış olamaz. Bakın ben size bir şey anlatacağım. Anlat. Ben burada daralıyorum. Ben konuşamıyorum. O 5 dakika 10 dakika veriyorsunuz. Ağla gök ondan sonra gidiyor bu iş. Konuş. Bakın. Ümmü'de bir şey yok. Annem'de bir şey yok. Şeyde bir şey yok. Bakın her şeyi ben buraya serdim. Evim açık. Jandarma orada. Şey orada. Ben kimseden bir şey saklamıyorum. Saklamam da. Ben 7 senedir toparladım. Ben sizin önünüze 2 tane isim getirdim. Tamam mı? Jandarma bir zaman bana dedi ki isim ver dedi. Alın size isim işte. Ama yapmıyorsunuz. Evin içinde samanlıktaymış. Ümmü filan yerdeymiş. DNA testiymiş. Ya ne yapalım şimdi ispatladım. Canan öğretmenle Yasin'i mi tutuklayalım? Ne yapalım söyle. Yahu Serap abla bu mesaj boşuna atılmaz. Yahu yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. Yani sen orada olmayan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorsun. Ama şunu düşünmüyorsun bak. Aslında o zaman Yasin öğretmenin halası için değil, İrem öğretmenin teyzesine bir evlatlık isteme olayı olmuş. O da şöyle, annesi babası cezaevinde olan bir ailenin iki çocuğuna acımış, demiş ki bunları verin, benim teyzem yalnız yaşıyor, ona evlatlık verelim dediklerinde muhtar demiş ki yapma, onlar cezaevinde falan çıkar, problem olur demiş. Sen bunu biliyor muydun? Biliyorum. Niye hiç İrem öğretmeni ve onun teyzesini konuşmuyoruz da Canan'ı ve Yasin'i konuşuyoruz? 6,5 sene sonra ortaya çıkan bir tanığa, bir anda görüp kaybolan arabadaki bütün detayları anlatana inanıyorsun da daha evin içinde bir şeyler olmuş olabilir ve hemen tepki koyuyorsun. Peki evin içinde bir şey oldu. Buraya köpek saldılar. Milyonlarca insan girdi. Afat girdi. Sizin köpeğinizi kim zehirledi? Bunu hiç araştırdın mı? Dibimdeki komşu dedim Serap abla. Niye ondan şüphelenmiyorsun oğlunla ilgili? Ben şüphelendim dedim abi Serap abla, ben yalan mı söylüyorum? Ben ne dedim? Bakın köpeği bunları öldürdü. Bunlar tesadüf değil dedim az önce. Ve köpeğin zehirlenip öldürülmesiyle çocuğun kaybı arasında ben bir illiyet bağı olduğundan eminim, haberiniz olsun. Ve 3 hafta falan var arada. Köpeğin öldürülmesiyle çocuğun kaybolması, kaçırılması veya öldürülmesi arasında bir bağ var. Bu da ortaya çıkacak. Aynen hocam. Bu da ortaya çıkacak. Ben daha malı salmışım, 4 gün sonra çocuk kayboluyor. Bu tesadüf mü? İşte değil. Yani ben bunu anlatıyorum olmuyor. Gitmiyor bu ileri. Önceye kadar peki niye camdan baktı Serap abla, onlar değildi? Nasıl? Komşularda bir sıkıntı yok da köpek ölünceye kadar niye camdan baktı? Peki ya Yasin kaybolduğunda onlar... Çocuğu değil diyen bu kadın işte, bu köpeği zehirleyen kadın işte. Evet. Ne diyen? Yasin Yavuz'dan değil, babasının evinden getirdi diyerekten kaynamla kayınpederimin üzerine suç atan oydu. Bitik komşu mu? Bitişik komşu hocam. Onun hanımı mı? Serap abla. Sonrasında Serap bu abla. Kaybolduktan sonra yapılan DNA'nın sebebi bu. Doğru mu? Evet. Aynen öyle. Bunun attığı iftira. Ama sen burada sadece muhtarı, Yasin öğretmeni ve Canan'ı konuşalım istiyorsun. Bakın Serap abla, ben size bir şey diyeceğim. Kısa ve öz. Hocam siz de dinleyin. Onların şeylerini çıkartın. 2010'dan sonraki telefon kayıtlarını çıkartın. Pisliklerini çıkartın. Zaten çocuk ortaya çıkacak bak. Adım Yavuz gibi eminim. Ben anneye sen telefonumu gidip... Komşulardan mı bahsediyorsun? Hayır. Ercan'la öğretmeninkini çıkarım. Eğer bir şey çıkmasa ben bir şey bilmiyorum. Haydi. Onların DNA'larını alsak ne olacak? Neyle eşleştirdin? Telefon kayıtları. 2010'dan sonra çıkardım. Pisliklerini çıkardım. Yani beraber yaptılar bu işi ve sonrasında da haberleştiler diyorsun. Ya o ona İkisi beraber mi yaptı Ercan'la Yasin? Niye? Sebep ne? Ama biri mesaj attı da çocuğu çıkar lan dese ben var ya küfrider çıkarım ya, deliriyim ya. Şimdi Yasin'le muhtar Ercan arasında bir mesajlaşma olmuş. O mesajlaşmaya ilişkin olarak da zaten gidip ifade vermişler. Doğru mu? Hocam ondan başka bir sürü pislikleri var onların.
Sen buna benzer bir şeyler mi çıkacak diyorsun geçmişe doğru gidildiğinde? Aynen öyle. 2010'dan sonrasını çıkarttım. Yavuz gene söylüyorum. Tamam tamam haklısın. Geriye dönüp gidildiğinde muhakkak aralarında farklı bir şeyler çıkabilir diye söylüyorsun. Ben de diyorum ki 6-6,5 yaşında anasını, babasını, dedesini, halasını bilen birini niye kaçırıp da evlatlık verme gayreti içerisine girsin? Sence peki, çok saçma değil mi ya? Peki bu çocuğun kolunu bacağını kesip dilendirin. Saçma değil mi? Atıyorum Allah korusun da Yusuf'u mu alırlardı, Yasin'i mi alırlardı? Tamam. Bu çocuğun kolunu bacağını kesip de dilendiremezler mi? Orhan mafyasına gidemez kardeşim, mi hocam? 7 seneden beri bu çocukla ilgili olarak televizyonlarda, basında, gazetelerde olur. Her yerde bu çocuğun resmi, ismi geçiyor. 6,5-7 seneden beri bu çocuk Allah korusun dilendirilmiş olsa bile biri görürdü ya. Hayır, Allah de, aşkına ya. Kadın orada görüyor diyor ya. De, yani hidrosefalden ötürü kafasının şekli farklı olduğu için hemen tanınabilecek bir çocuk. Hocam bir kadın orada gördüm diyor. Kimse inanmıyor. Yahu, niye inanmıyor? Bak kardeş, 6,5 sene sonra ortaya çıkan tanıktan bahsediyorsun. Ben de diyorum ki bakın ben onları da hesapladım. Ben de diyorum ki yani iki tane senaryo olunca gerçekten bence 6,5-7 seneden sonra bu çocuk bak, yaşamıyor. Ya bir kere bunu kabullenirseniz biz asıl senaryoya bu çocuk öldüyse kim öldü? Yaşamasa da kim hocam, öldürdü? Kim neden öldürdüğü tartışırsak bence aynı minvalde dönmeye başlar. Bakın ben ister ölüsünü ister dirisini. Bana lazım olacak olan budur. Bana önümdeki adam lazım, hedef lazım. Ben başka bir şey istemiyorum. Peki ben Murat'a bir şey soracağım. Murat'cığım şimdi bir yeğen Feyzi var. Feyzi var biliyorsun. Evet. Askerden gelmiş. Bir de arabası var beyaz ve o zamanki bir araba mevzuna da uygun bir arabası var. Ve orada nenesi yaşıyor. Nenesini de ziyarete geliyor. Biz yeğen Feyzi ile konuştuğumuzda bize niye bu kadar tepkisel davrandı? Evet, görüştüğümüz zaman çok tepkili davrandı. Bugün yine kendisiyle iletişim kurdum özellikle ama hiçbir şekilde görüşmek istemediğini, ben anlatacaklarım hepsini jandarmaya anlattım diyor. Ama hiçbir şekilde görüşmek istemediğini söylüyor ama tepkili. Dur. Dediğimiz gibi sizin ifade ettiğiniz bir saniye. Sizin de ifade ettiğiniz gibi araç marka ve model olarak o gün köyde görülen ki dosyada da yer alan araç marka ve modele uygun bir aracı var kendisinin. Yine o gün burada mıydı değil miydi? Kendisi olmadığını iddia ediyor ama burada olabilme ihtimali var mı? Evet var, çünkü gelip de ninesini görmeye gelebilir o gün için. Daha önceki süreçlerde de gelebiliyor buraya. Ama dediğimiz gibi dosyada yer alan araç marka ve modelin aynısı yine yeğen Feyzi'de de bulunuyor. Yavuz, bu yeğen Feyzi köye geldiğinde sizi de ziyaret eder miydi? Zaten sürekli bize gelirdi abla. Çocuklarla bak, arası nasıldı? Şunu söyleyeyim Serap abla. Eğer Feyzi konuşacaksa ben konuşturturuyum. Yani o çocuk şu an hastanede, bakın bazı şeyler çaprazlık konuşuyorlar. O çocuk bugün hastanede eşini götürdü. İyi de tamam da insan bir üslup meselesi vardır. Murat Bey kardeşim, bugün eşimi hastaneye götürdüm. O yüzden bugün sizinle, ama beni karıştırmayın. Ben yokum bu işin içinde. Benimle bir alakası yok demezsin. Hayır, bana öyle demedi. Dün de öyle önce Murat sana ne dedi? Evet, bana söyledi. Bana söyledi. Yavuz bana söyledi. Daha önceki görüşmemizde de hastane değildi. Daha önceki görüşmemizde ilçe merkezinde görüştük. Hiçbir şekilde bir sıkıntısı ya da zaman şeyi yoktu. Menfum yoktu. Görüştüğümüzde de hayır, ben hiçbir şekilde konuşmayacağım. Hiçbir şekilde kayıt alamazsınız ya da bu konunun sadece hani sormak istediğiniz bir şey varsa ben sözlü olarak size söyleyeyim ama kesinlikle hiçbir şekilde ama konuşmayacağım. Bakın. Peki bir saniye, şunu sordum ben kendisine, aramalara katılıp katılmadığını sordum ben kendisine. Aramalara katılmadığını, çalıştığı için çok fazla aramalara katılmadığını söyledi. O gün köyde miydin? Hayır değildim dedi. Ama burada araç marka ve model noktasında uygunluğu var mı? Evet var. Buraya sık gelip gidiyor mu? Evet sık gelip gidiyor. Ama dediğimiz gibi bundan sonraki süreç içerisinde üslup olarak ya da gerginlik olarak gergin bir şekilde katılmayacağını söyledi. Görüşmek istemediğini söyledi ve telefonu kapattı. Eğer gelmek istiyorsa da yine yarın da olabilir. Bu yayın sonrasında yine yanına geçebiliriz. Serap abla. Efendim Yavuz. O gün bakın ben Murat, benimle konuştuğunu ben bilmem. Yeğenim geldi buraya. Ben de biliyorum yani. Buğday tohumu ilaçlamasına gitti. Her tarafı kırmızı, toz, duman, her şey. Murat'a demiş ki bana buradaki yeğenimi kendisi anlattı. Yine anlattırayım ben size. Üstüm başım iyi değil. Normalde konuşacaksak, telefonla konuşacaksak, röportaj alacaksanız ben vermem. Ama normal konuşacaksak ben size anlatayım demiş. Anlatabiliyor muyum? Ha, konuşalım derseniz ben o yeğenimi alır gelirim yarın. Yavuz,
Geldiğinde köye hep bizdeydi diyorsun. Bir adam evet. Hiçbir vakit bulup da sonrasında Ümmü size geldi mi? Yasin'le ilgili gelişmeleri sordu mu? Aramalara o gün katılmadıysa bile 3 gün sonra gelip yani takip etti mi? Merak etti mi Yasin'i? Katıldı Serap abla, katıldı. İkinci gün geldi. Gelmiş yani. Ben de bak ikinci günleri ben hatırlamıyorum ama gelmiş. Hatırlamıyorsun ama gelmiş. Heh, bak ben ne dedim? Emin olduğum şeye eminim. Ama emin olmadığım şeye bak gelmiş dediler. Ben görmedim. Peki Yavuz bir dakika Ümmü. Bu Fevzi size geldiğinde ne kadar otururdu? Ne kadar kalırdı? Çocuklarla oynar mıydı? Fevzi görümcemin çocuğu evet. Gelir. Aynı yalnız gelmez. Annesiyle babasıyla bayağıdır da evli eşiyle çocuklarla beraber gelir. Oturacağı kadar. O zaman evli miydi? Yok, o zaman evli değildi. Askerden yeni gelmiş zaten o zaman. Evet. Gelirdi aynı annesiyle, Sultan abayla. Tek başına gelmez miydi? Tek başına öyle pek bir gelmezdi. Sultan abayla, babasıyla. Gezmeydi eşi. Bazen arada bir işi olduğu zaman gelir, işini görür geri dönerdi. Öyle aşırı bir şey. Peki Yavuz bir şey daha soracağım. Şimdi zamanında annenle anlaşamıyorlar teyze olduğu halde. Bir problemler oluyor. Neyse onları geçiyorum. Siz... Gidiyor babasında 1,5 sene kalıyor. Sonra geliyor işte Yusuf dünyaya geliyor. Hiç Ümmü'nün ailesinden, akrabalarından şüphelendiniz mi Yasin'le ilgili? Ya o zamanlarda şüphelendik Serap abla. Bak şurada 90 hane var. 90'ından da şüphelendik. Ümmü'nün annesinden babasından şüphelendim. Ben annemden çocuklarımdan şüphelendim. Mesela yalan mı söyleyeceğim? Ümmü'nün tarafında kimlerden şüphelendiniz? Hani benim kızıma kötü davranıyorlar, bakın. Benim kızım gelip buralarda hamile yok. Gidiyor adam şeyden alıyor, sığınma evinden alıyor. Yani aile içinde abisi, amcası, amca çocukları yani erkek kısmı kimler var, kimlerden şüphelendiniz? Bak onların hepsinden ben şüphelendim Serap abla ama enişteleri vardı, bir sıkıntıları vardı o yüzden şüphelendim. Yani birilerinden duydum. Ama bunları araştırdım yani bunların aslı yok. Biri bir yalan söylüyor, 90 yere varıyor. Bakın bu işin içinde yalan olduğu müddetçe ilerlemez. Bana ciddiyi sorun, ben ciddisini anlatırım ben. İşte yalan olması demek Ümmü'nün bir dediğinin bir dediğini tutması tutmaması bunların onun için ilerlemiyoruz demek. Doğru mu? Sülalece öyle. Doğru değil mi? Sülalece öyle bunlar diyor. Yani bir dediği bir dediğini tutmayınca mecburen biz de o soruları soruyoruz. Ondan sonra da sen celalleniyorsun. Hayır hocam bakın. Bunun kardeşi benim eniştem. Ablam onda. Ömrü billah hayatı yalan ya. Ya Yavuz madem hayatı yalan, her söylediği yalan ama ben %100 eminim onda bir şey yok diyorsun. Bu onda bir şey yok olduğuna göre %100 de eminsen birisi de var yani. Sen o zaman kimden olduğunu biliyorsun. Evet, bunu açıklasın hocam o zaman. İyi söylediniz. Neyi kimden olduğunu benim hocam? Benim hayatım yalan, abiminkisi yalan. Emin olduğum bir yerler varsa söyle o zaman çıksın ortaya. Evet. Ben senin hayatını zaten döküyorum buraya. Neleri yalan söylediğini, abinin yalan sanırını döküyorum ben. Ben bir başlarsam dökmeye var ya sen toparlayacak zaman bulamazsın. En iyi soruları karıştırma düzgünce çocuğa alalım. Benim Allah'ın izniyle her tarafım açık. Buyur diyor hadi. Ben mi göreyim hadi yok. Bir de şöyle... Hadi. Yavuz şöyle bir çelişki oluyor. Şimdi kadınlar bağlanıyor. Bize şunu söylemişti, bunu söylemişti diyor. Ondan sonra Ümmü yalanlayınca anlamadım, Ümmü doğru. Kadınlar bağlanıyor. Diyor ki bir tanesi işte hastaneye geldiler. Öbürü diyor ki aynı otelde bana şunları şunları anlattı. Ümmü diyor ki hayır ben böyle bir şey... O zaman Ümmü'ye inanıyorsun. Bak, tamam diyorsun. Dur. Ümmü haklı diyorsun. Tam iyi bir yere vardın Serap abla. Söyle. Dur. Ümmü onları anlatır. Dörtte yalan katar anlatır. Anlatır. Ya niye anlatsın ya? Ben veya neden bir dakika... aile tamam sıkıntılarımı anlattım? Dört yalan benim niye katıp anlatıyorum? Hayır ya bir kadın sığınma evinde beraber yaşadığı bir hanımefendiye görmemesi gereken bir şeyi gördü ve öldürüldü niye desin? Bu yalanı niye atsın yahu? Bak hocam benim evimde ya anam var, hocam. Çocuklarım var. Görmemesi kadın gereken neymiş? Hani diyorsun bu yalanı söyler. Bu detayı niye versin ya? Görmemesi gereken bir şeyi gördü ve öldü. Heh. Peşimizden geldi. Bunları niye hocam, anlatır insan ya bir kadın? Bir orada kuyu var. Orada kuyu var. Öldürdük, gömdük. Bu yalanı niye söylesin ya?
Ümmü yalan bakın, söyler diyorsun ya. Söylemiştir diyorsun bu kadınlara, bunları söylemiştir diyorsun. Bakın peki, onları söylemez. Ben... Öyle bir şey yok ki zaten. Tamam, bu... Ümmü evin içini anlatır. Dörtte ok atmış. Bak ben size söylüyorum. Eğer bunu ispatlamasa ben Yavuz değilim. Ya görmemesi gereken bir şeyi gördü ve öldürdü. Bunu söyler mi ya bir kadın, bu yalanı söyler mi? Sen de diyorsun ki söylemiş olabilir. Bu öylesine söylenmiş zaman, olabilecek bir yalan değil. Bunu söylemedi. Hocam, o kadınlar o zaman, yalan söylüyor diyor. Yavuz'un dediği bakın, başka. Hayır Yavuz diyor ki bir iki söylüyor, tane doğrusu vardır içinde ama dört de yalan katmıştır diyor. Ya anlatamıyorum ben buradan ya. Onu diyor. Üç tane doğru bir şey söylediyse diyor. Yanına da dört yalan katmıştır söyledi, diyor. Beş de o yalan söyledi. Oldu bitti sana işte göz elcine. E o zaman Ümmü çocuğu gördüğünü de yalan söylüyor. O zaman Ümmü... Görmedi ki. Onu zaten ortaya çıkardık söyledi de sonradan doğrusunu. Ben onu zaten doğrusunu ilk günden biliyorum Serap abla. Ondan çok kızıyor Yavuz. Ondan ben çok ilk kızıyor günden biliyorum ya. Sen de o zaman bana demeyeydin çocuğu Yavuz, buldum bulmadım seni öldüreceğim demeyeydin. Bir dakika efendim. Ben o zaman da o çocuğumun kaybında öldüreceğim dedim, yine iyi bir şey. Kesmemişim ki iyi ki. Buyur hocam. Anlatabiliyor muyum? Yok ki korkma. O sinirim ile ben o çocuğun kaybıyla kesmedim Şükrüt sen. Ya Yavuz anladın, sen de ama beşte geliyorsun, altı buçuğa kadar çocuk yok ortada, bir telaşlı hayır olmuyorsun. Serap abla, ben beşte geldim, beşte sordum annemi. Sordun da ama arayalım bu çocuk kayıp galiba demen altı buçuğu buldu. Ama bana oynuyor dediler Serap abla, ondan sonra da mala girdim. Karın oynuyor yukarıda anam, bir ben insan demedim, oradan gelip bir yukarı evine çıkmaz mı? Çocuklarına bakmaz mı, karısına bakmaz mı? Ve altı aylık bebeğim var. Ona bakmaz mı? Serap abla bak. Bakın ben yorgun geldim. Evin önünde mi, evin içine mi girdim? Bak orasını hatırlamıyorum. Bir yarım saat dinlendim, mala girdim sağıma. Anlatabiliyor muyum? Sonra çıktın gene Yasin yok. O zaman mı telaşlandın? Ondan sonra yemeğe koymuşlar. Eve geldim, elim ayağımı yıkadım. Bak gene haberim yok. Oturun babam, çocukları çağırın dedim anneme. Makbule geldi. Babam Yasin nerede? Bak o arada iki lokma aldım, almadım desem Allah var. Ondan sonra çocuklar gelmedi. Baba dedi ben görmedim dedi. Annem kalktı. Bir ben tek başıma kaldım. Bir iki daha aldım. İçim el vermedi. Ben de kalktım. Bulamadım. Ondan sonra traktöre bindim. Köyün içine aradım. Köyün içinde diyorlar ki sen şu kadar suratla geçmişsin. Şu kadar hızla gittin. Ben hatırlamıyorum Serap peki, abla bak. Peki o anda çocuğu bulamadın ya. Ümmü'yü gördün. Ümmü çocuk nerede dedin. Sana ne cevap verdi? Sen ne cevap verdin? İlk muhabbetiniz ne oldu? Ümmü'yle çünkü Ümmü'yü yemek yani var. Yani yukarı var çıkıp çocuğa. Yukarı o çıktın, bana bir şey dedi hocam ya. Hani, ne dedi sana? İlk gördün Ümmü'yü. Bak, Ümmü yukarıda sen aşağıda dedi, iki lokma yedin. Yukarı çıktın. Çocuk nerede dedin Ümmü'ye. Ümmü de sana ne dedi? Sen de ne karşılık verdin? Çocuğuna bakaydın mı dedi. Bilmem herhalde hocam. Valla o arada da zaten sen vurdum ne dedin, bak. Ne dedin? Odalara mı baktın? Ümmü ne yapıyordu orada? Ne gördün? Ne dedin? Lütfen onu bir hatırlamaya hocam çalış. Ha? Önüme geliverdi. O da arıyordu. Evin içinde mi arıyordu? Evin içindeydi hocam. Kaç oda abi? Kaç oda ev? Üç oda hocam. Üç oda. Üç oda bir salon. Zaten kendi odası belli, televizyon odası var, bir başka oda var. Bir de ortada bir oda de var bu, hocam. Aha, o acıdı ya, Ümmü aşk kalıyordu ya. Evet. Orası sırf orada yufka ekmeği, öteberi malzemeler var. Yavuz, yani Ümmü aşk kalıyordu ya, sizin söylediğiniz. Oraya gireceğim. Efendim Ümmü? Sırf açtı, orası yufka ekmek doluydu diyor ya, girip almaya izin var mıydı ki abla o zaman? Ben bilemem. Zaten ben sürekli yüzümü, gözümü, kulağımı ben bilemem. Ve sen ben çocuğumu bilirim. Ya tamam Yavuz, ben bakamadım, sahip çıkamadım, ben hatamı kabul ettim. Bunun zamanında söyleyeceksin bana bunu. Ne arıyorsun, ben onu anlamıyorum ya. Ben evin içinde değilim, sen soktun evin içine. Orada ama benim zaten evim açık. Ya ben geldim yani geleli, ben aile meselemi kapatmaya çalıştım. Anamla seni aşmaya çalıştım, ben anlamıyorum seni. Serap abla sen bir şey sordun. Hayır, ondan sonra diyorsun Ümmü'ye vurdum bir tane diyorsun, sonra da vurdum aramaya... Vurdum mu Serap abla, yalan mı söyleyeyim? O sinirimi arada ben ne diyorum bak, ben kendimi zaten kaybetmişim. Yani ben başka bir şeyler olmadığına şükür ediyorum. Bir dakika ya, evin içinde mi vurdun daha? Aynen hocam. Bir dakika ya, belki de kapının önünde çocuk. Yok. Olur mu hocam ya, koyun arayı aradım geldim Ümmü. Caminin orada ben yemek gördüm. Yemek yiyip yukarı çıktım dedim, aradın geldin demedin. Hayır şöyle, sen yemeği yerken tam olarak Yasin'in olmadığı ortaya çıktı ya. Makbule geldi, yok dedi, şey tamam dedi. Sen o arada yukarı çıktın mı yoksa direkt aramaya çıkmadım dışarıya?
Çıkmadım, çıkmadım. Çıkmıyor ha, tamam, şimdi tövbe, oldu. Tövbe, tövbe. Serap abla, şimdi evlerin oldu. İçine baktım, damlara baktım, sağa sola baktım, bulamadım. Ama kendi evine girmedin. O anda girdim, daha Ümmü'nün de buna haberi yok. Bakmıştık zaten. Serap abla, girdim bak. Evlerin her tarafını aradım. Ondan sonra okula gittim. Okuldan sonra bu araya geldim. Baktım olmuyor. Traktöre bindim. Köyün içine gittim. Köyün içinde... Peki virgül koyacağım. Bu hafta orada çarşambadan itibaren kazılar vesaireler bir sürü hareketlilik olacak. Onu olsun söyleyeyim. Ama biraz şu anda ben telliye zaman ayırmak istiyorum. Telliyi hatırlayacaksınız cuma gününden. Bir tane çocuğu var. Azerbaycan'da gelmiş, Türkiye'de evlenmişler. Sonra da kocası 3 gün ev, 5 gün dışarısı ve en sonda 20 gündür yoktu. Dün Telli ilk defa bir şey yapmış. Onu da anlatacak bize. Kocam diyor, buraya gelsin, benden özür dilesin ve o etrafında... Ki kadınların hepsi bunu duysun. Hep kadınlarla bir gün geler, 5 gün gelmez. 10 gün geler, 15 gün gelmez. Çocuklarla ilgilenmek yok. Hep çocukla ben ilgileniyorum. Hocam sürekli beni aldattı. Kadınlar beni arıyor. Zaten mesajlarım da var. Tehdit, şantaj, pis pis küfürler. Evin yolunu unuttu. Nerede olduğunu, 20 gündür kimle yaşadığını bana anlatacaksın. Ben daha yeter. Bir yıla kadar hapis cezası vardır. Sen 20 gün evine uğramazsan o yükümlülüğü yerine getirmemişsindir. Türk Ceza Kanunu'na göre ispatlarsa bunu, bu adam ceza bile alır. Yıllardır tek odalı bir evde kalıyorum. Bir göz odada yemeğim orada, çocuğun masası yok bile. Televizyon orada yeriz, orada yemek yatakta yeriz yemeğe zaten. Yatak odasında evet. Yemek de yiyorsunuz. Her şey orada. Ya çocuğuna sahip çık ya bitsin bu iş. Yani anladığım kadarıyla bu adamın hayatında birden fazla kadın var. Evet. İstemiyorsun. Gel karşıma denen Gülşen, ben seni sevmiyorum. Boşanalım, herkes özlüyor. Sana yalvarmıyorum ki ben. Eşi Telli'nin iddialarına yanıt verecek mi? Şimdi. Telli hoş geldin. Hoş bulduk Serap abla. Telli, 7 yıllık evlisin, 6 yaşında bir oğlun var. Kocanın, yani Gökhan'ın babasıyla bir göz odada diyorsun yaşıyoruz. 20 gündür de dedin cuma günü. Adamdan haber yok. Zaten bir sürü kadın var hayatında. Evet. Kadınlara beni aratıyor, hakaret ettiriyor evet. Vesaire dedin. İddialarını söylüyorum. Hamileyken sana aşağılayıcı cümleler kurmuş. Sen de bu pazar çocuğu bırakmışsın evet, dedeyle arkadaşına gitmişsin. Gelsin baksın çocuğuna. Bakalım nasıl bakılıyor diyor, öyle mi? Evet Serap abla. Dün akşam Serap abla zaten babası bana evde öyle hareketler yapıyor ki ben bıkım gidem. Girir banyoya. Pisliğini yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ben de bıktım. Ben dün akşam çocuğumu bıraktım. Dedim ki şimdi oğlunu ara gelsin çocuğuna sahip çıksın. Ben gidiyorum. Dedin. Dedim, evet. Gökhan telefonda. Kocan. Evet. Gökhan Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım. Nasılsın Gökhan Bey? Vallahi çok şükür yani. Allah bugünümüzü aratmasın inşallah ama. Yani bunlar hoş şeyler değil tabii ki. Bir ailenin böyle şeyleri yaşaması ama. Yani bu da bir sınav, Rabbimin bir sınavı. Yani o nedenle ben sizinle görüşmek istedim. Özellikle sizinle görüşmek istedim. Çok iyi yapmışsın. Gökhan, dün akşam çocuğuna gidip bakmaya başladın mı? Evet, tabii ki. Tamam, 20 gündür neredeydin peki? Ben 20 gündür size ben daha sonra yayından bağlandıktan sonra hukuksal bir süreç başlatıldığından zaten bilgisini verdim. Avukatım da bu durumdan dolayı kendisiyle şu an hani bir süreç olduğu için ve benim iş yerimi ve diğer durumlarımdan taciz ettiğinden dolayı bir süre bu süreç olana kadar ayrı kalmam gerektiğini belirtti. Hmm. Çünkü ben size zaten bazı ses kayıtları gönderdim. Bilmem dinleyebildiniz mi? Evet, evet. Yani evet. Çok ağır şeyler duydum. Gerçekten hani ben bugüne kadar sabretmemin belli nedenleri vardı. O da evladımdı. Peki Gökhan. Ama artık içim pişti. Evet. Buyurun. Bu noktaya gelinceye kadar yani bir kadının delirip öyle mesajlar işte filan yazması ya da söylemesine gelinceye kadar bir şeyler yaşanmış olması lazım ki kadının artık hani kafasını tası atmış olması lazım. Sen ne yapmış olabilirsin Telli'ye? Ben ne yapmış olabilirim? Ben bütün mücadelemi onun için vermiş olabilirim. Gerçekten ben bugüne kadar yani şunu söyleyebilirim. Mesela şunu dedi.
15 bin dolar verdi. Yani o konu değil, para da konu değil, şey de konu değil. Mesela yüzük almadı dedi, sonra aldı dedi. Aynen. Ondan sonra yani inanın biz babamla şu an aynı evde paylaşıyoruz. Size bunu biliyorsunuz ama şöyle evet. bir durum var. Şu an benim babam kendi evinde kendi odasından çıkmıyor. Neden? Ne alakası var? Yani ya ben onunla konuşmak istemiyorum Serap Hanım. Üzülüyor mu çünkü babanın? Çünkü hukukta da bir süreç var. Baban üzülüyor mu yani gelini gitti yani, bıraktı diye? Şimdi annem intihar etmedi. Öncelikle bunu anlatayım. Benim annem Alzheimer hastasıydı. Bu bir inşaat alanında gece 4'te çıktıktan sonra hatta ben bir programa da bu konuyla ilgili konuk oldum. Orada ben bu durumu bildim, anlattım. Yani böyle bir durum oldu ama ben o süreçte annemin yanındaydım. Karşımdaki şahıs da o zaman özel bir havuzlu evde gününü gün ediyordu. Yani senin tuttuğun evde. Evet. Bir iki sene yani ayrı yaşamışsınız benim, galiba o evet, dönemden bahsediyorsun. Benim annemin rahatsızlığından dolayı ben tabii ki ben şöyle söyleyeyim Selap Hanım. Ben Türk örf ve adetlerine göre büyüdüm. Benim için annem, ailem her şeyden önce... Serap abla annesi bırak atmaz. Annesi konu değil ki. Konu sen 21 ayda neredesin? Bu mesajlar ya. Ya hayır konumuz, bu mesajlar ne? Kadınlar ben... İstemiyordun, neden gidiyordun? Gökhan, şunu söylemek istiyor. Efendim, diyor ki, buyurun. Daha doğrusu iddialarını söylüyorum. Yani evlendiğimizden beri hayatına çok sayıda kadın girdi. Bu kadınlara numaralarımı verdi. Kadınlar bana hakaret etti. Yani ya evine dönsün, gelsin benden özür dilesin ve o kadınlar da bilsin ki ben onun karısıyım, beni seviyor. Ya da boşanalım. Çünkü diyor boşanmak da istemiyor diyor. Ama sen de bir süreç başlattığını söylüyorsun. Bu evet, süreçten evet, tellinin hukuksal... haberi var mı? Yok. Hayır. Serap abla yok, benim avukatım, kimliğimi 7 yıldır neden çıkartmıyor? Arada avukatıma dair küfür etti Serap Hanım. Aa küfür. Ne küfür etmişim? 7 yıldır mesela evlisiniz, çocuğunuz var. Niye evet. vatandaşlık alamadı? Aynen. Ya ben 3 kere 4 kere başvurdum vatandaşlığa bir şekilde de çıkmadı. Ben bundan şimdi, dolayı dediğim gibi ama şunu da Azerbaycan dedim, yani vatandaşlarının Türk vatandaşı yıl. Olmaları daha kolaydır. Nasıl evet, başvurdunuz? Çünkü kardeş vatanımız tamam, yani Azerbaycan vatandaşları bir Uganda vatandaşının Türk vatandaşı olması kadar zor değil. Evet. Ne yaptın da olmadı? Evlenmişsin, 5 yıl ben, doldurmuşsun. Benim ne yap? Neden olmadı? Yani sürekli deport ettiririm filan demişsin. Aynen mesajlar hep senimle Serap abla, hep tehdit. Ya bu kadını severek evlenmedin mi Gökhan sen? Bir dakika Gökhan sen biliyorsun Serap efendim? Abla bu biliyor ki ben burada yalnız kimsem yok. Hiçbir şeyim yok, kimliğim yok, çalışma iznim yok, hiçbir şeyim. Sen ben neden bu duruma sokuyorsun? Neden ben bu durumu? Ben sen fakirliğini kabul ettim. Gerçekten... Kendine bir tane çorap yani alabilmiyordun Serap abla. Bir ay, iki ay yenilemeyen de çalışmadı. Cevap ver. Anneme ölmüştü. Diyen bir kadınla konuşuyorum şu an. Gerçekten ay, ay. O anlar aklıma geliyor. Evet. Yani bakın yani ben bir şey konuşmuyorum. Çünkü benim bir evladım var ve çocuğuma sorumluluğum var. Evet. Bu çocuğum bugün bu programı izleyecek. Ondan bile zedelenmesini istemiyorum. Ben i̇şine böyle bir adamım. Yani bir yani ben ya, işine geldiği gibi konuşuyor kim diyor bilmiyorum ama yani ben gerçekten bunu düşünüyorum. Ben zaten peki niye buraya gelsin o zaman ya? Aynen. Bir şey Gökhan. Niye gelsin telli buraya o zaman ya? Ne işi var benim, burada sence? Benim annem Alzheimer hastalığı olacağı zaman ben annene babana bakarım diyerek geldi. Ben o zaman zaten tek başıma yaşıyordum. Hayır programa neden geldi? Programa niye diyor. Geldi yani hiçbir şey yoksa. Beni 7 yıldır tehdit ediyordu bu ilk ettiği tehdit. Ben zaten mesajları gönderdim. Daha önceden de ben televizyona çıkacağım. Zaten bugüne kadar benim işimden dolayı benim işime kaç kere mailler attı. Ben ay, kaç ay. Kere işimden olmak ne için atmışım ihtimal... Serap Hanım neden evine gelmir bu insan? İçip gelir kadınlar ben arıyor. Ben yapma, böyle yapmak zorundayım zaten. Peki bu kadınlara neden Telli'nin telefon numarasını veriyorsun Gökhan? Yo ben bu vermedim. Kendisinin Instagram sayfasından ulaşıyorlardı onlara. Nasıl biliyorlar ben Instagram sayfamı? Kadını bilmeseler adını soyadını nasıl ulaşacaklar? Yani nasıl ulaşacaklar? Ha, böyle bir kadınların böyle varlığını da kabul etmiş oluyorsun bu arada tabii de. Aynen. Ya bakın ben şimdi şöyle bir durumdan size söyleyeyim. Sen ağzın iyi kadar... laf eder. Beni kandırabilirsin ama burada hiç kimse kandıramazsın. Ben sana ne dedim 7 tamam. yılda? Tamam. Ben demek ki bunu açıklayamıyorum. Çünkü gerçekten ben bugüne kadar evladım için... Açıkla ne diyorsun? Serap abla her şeyi açıklasın zaten...
Tüm Türkiye hayır, yani, bakıyor buna. Kim o arayan kadınlar kimmiş şey? Gökhan mıydı? Gökhan Bey. Gökhan. Evet. Gökhan Bey. Evet. Hangi hanımlar sizin eşinizle Instagram üzerinden iletişime geçiyorlar? Ve niye? Ve niye? Ve tanıyor musunuz bu hanımları? Yok ya, şimdi tanıyıp tanımamamın söz konusu değil. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ben 7,5 yıldır ben defalarca boşanma talebimiz oldu. Beni defalarca tehdit etti. Benim anneme iki... Ya bakın Serap nasıl abla, yalan, ben yalan. Çocuğunun üstüne yemin et ki sen boşanma gitmişsin. Git, ben sana kaç ne kadar... kere boşanmak... Yalan Serap abla, bana vallahi yalan. Bana 10 bin lira ver dedin, bana 10 bin lira ver dedin, boşan bak, dedin ben sana, ya. Bak sana bir söz dedim. Eğer karakterin varsa gel karşıma. Eğer korkun yoksa gel buraya. Niye gelmiyorsun buraya? Ben niye geleyim? Korkaksın. Benim işim var, gücüm var, benim biliyorsun sen var, evladım kim... var. Açmış olduğum bir boşanma davası var. Bu mahkemeye, yargıya taşınmış zaten. Bir hukuksal süreç var. Serap abla bu... Ama bu süreçten ben, onun hiç haberi yok. Ben hiç haberim nasıl yok. Nasıl yok? Yemin ediyorum Hasan hocam neden bu böyle yapıyor? Benim param yok. Kilerim yok. Hiçbir şeyim avukat yok. Avukat aradı. Avukatı bile küfür etti. Aa, yemin ediyorum. Ne demişim Serap abla? Sorun gönlü ne demişim küfür etti? Telli seninle ilgili boşanma davası açmış. Avukat da bu süreçte uzak kal demiş. Senin bu süreçte haberin hiç, varmış. Hiç Serap abla hiç. Bir defa avukat me arayıp bir lan diyor. Lan diyor bana. Dedim sen buna bir şey yemin ediyorum la. O etmediği küfür kalmamış. Adam da kapatmak o zaman küfür kalmış. Etmişim onu... çıkarsın Serap abla. Ama o avukatsa eğer söylediği gibi öyle lanlı manlı da konuşmaması lazım. Konuşmamış. Sürekli zaten bağırmış. Ah, yani bir defa arayayım Serap abla gibi... Allah'a and olsun kayıtlara çıkarım. Bir defa onda da ben de lan deyir. Ya bir şey daha soracağım Gökhan. Yani evet. Bu kadının sadakatsizliğini yakaladın mı? Ev işi, eşine davranışı, çocuğuna, babana, yani evdeki evet. İşte düzeni, tertibi. Hepsi senin yerinde. Bu kadından şikayetin tamam. Ne var mıydı? Peki, şöyle anlatayım. Ben size de bilmiyorum ama ben 7,5 yıldır erkekliğimden tutun, bütün kişiliğime, özgüvenime edilmeyen hakaret kalmadı. Niye kalmamış? Sor kendine. Serap abla ben hasta mıyım yoksa durduğum yerde deli miyim durum ağzıma gelen diyeyim. Sen bana neler yapıyorsun ki ben onları diyorum sana. Tabii ki diyeceğim. Sen iyi hep başkası neler yapar. Sen ağzını burnunu iyi ki şükür et ki ben kırdırtmamışım. Başkası olsa Serap abla neler yani, yapar neler. Ben konuşamıyorum ki bir şekilde anlaşamıyorum. Ha anlaşamıyorsun. Evet. Yani diyor ki o bana öyle şeyler yaptı ki ben de ağzımı bozmak zorunda kaldım diyor. Yani ama inanın nasıl ağız bozulur yani bu ilk değil ki ben evlendiğimiz günden beri o güne kadar bütün gün ben sadece evlendikten sonra çocuğumuz olduğu için bu süreci zaten dediğim gibi. Mesela ağzı şu için bozulmaz olan... hiçbir ağız da şunun için hadi bozulabilir. Senin sadakat hükmüne aykırı bir davranışın aynen, olur. Hocam. Evlilik birliği içerisinde başka bir kadınla birlikte olduğunu görür. Hı-hı. İşte o zaman ağzını bozar yani Gökhan. Tamam ağzını bozabilir. Peki annesine iblis diyebilir mi? Diyemez. Kesinlikle diyemez. Ona bir şey demiyorum. Orayı diyemez. Gökhan şimdi Telli senin Gökhan'dan beklentin ne şu anda? Ben boşanmak istiyorum Serap abla. Bunun beklentim yok. Boşanmak ben çocuğumu istiyorsun. Da verecek bana. Ben çocuğuma sahip çıkacağım. Ya bir gidin önce şu vatandaşlara evet. Başvurun. 7 seneden Gökhan, beri burada yaşıyorsun. Gökhan senin nedir? Senin nedir düşüncen? Bu evlilik yürür mü? Yok, yürüme ihtimali yok. Biz zaten avukatımla görüşüyoruz. İsterse anlaşmalıya da gidebiliriz. İsterse yani şartları çünkü o benden 10 bin TL ver, boşanalım dedi. Yani biz ondan dolayı da şu an o süreçteyiz. Ya yani onu anlaşabilirsek boşanma niyetim. Yani benim anlaşmalı veya çekişmeli anlaşmalı, olarak... Anlaşmalı, boşanmak istiyorsan gel karşıma adam gibi. Serap abla ben peki, diyorum istiyorsan... Peki, bir de tabii vatandaşlık olayı aynen, var. Aynen, ben vatandaşlık ama anladığım alma. Kadarıyla sen de evli kalmak zaten istemiyorsun. Zaten çocuğu olduğu için de zaten bunu biz... Her şeyi konuştuk. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında yeniden birlikte olalım. Sağlıkla buluşalım efendim. Allah'a ısmarladık.